Bismillahirrahmanirrahim. Babu el-qarinu kem aleyhi min at-tavafi li-umreti ve li-hacceti. Bu bab şunu beyan eder ki el-qarinu kıran niyet eden adam, hac ömreyi beraber niyet eden adam. Kem aleyhi anın üzerine ne kadar vardır? Min at-tavafi tavaftan. Li-umreti umresi için ve li-hacceti hacci için. Madem ömre ve hacci beraber niyet eylemiş, bu kaç tavaf yapacak? Bunda ulemanın ihtilafı var. Bazıları buyuruyorlar ki ikisine bir tavaf yapacak. Bazıları da diyor ki hayır, iki tavaf yapacak. İkisine bir tavaf yapanlar diyorlar ki ömre hacca girmiştir. Onun efalındandır. O bir tavaf ikisine de sayılır. Ha, iki tavaf, iki hac yapanlar diyecekler ki hayır, ömrenin de efali müstakildir. Haccın efali de müstakildir. Beraber niyet etmekle ömrenin efali haccın efaline girmez. Ömre için bir tavaf edecek, hac için de bir tavaf edecek. Bu meselenin delillerini uzun uzadıya İmam-ı Tahavi bu vakta beyan buyuruyor. Haddesena Salih ibn Abdurrahman el-Ansariyyü ve Muhammed ibn İdris el-Mekkiyyü kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Abdülaziz ibn Muhammedin el-Ubeydillah ibn Umar النافعٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Abdullah ibn Ömer buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdu من جمع بين الحج والعمرة her kim hac ömrenin arasını cem ederse niyetinde ikisini beraber niyet ederse kefahu o adama kifayet eder lehuma hac ve ömresi için tavafun vahidun bir tavaf ve sa'yun vahidun bir sa'y kifayet eder sümme la yahillu fakat o adam ihramdan çıkmaz hatta yahille minhuma her ikisinden ihramdan çıkıncaya kadar cemiyen beraber yani ikisine bir tavaf bir sa'y lazım olur ama bu adam geldi tavafını sa'yini yaptı hemen ihramdan çıkar mı? Çıkmaz ya ta bayram günü olacak bayram günü kurbanını kesecek ondan sonra ihramdan çıkacak. Fakat tavaf, sa'i bir oluyor. Bu, Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen bir hadis-i şerif. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا الْحَدِيسِ Ülemadan bir kısmı bu hadise sahip oldular. فَقَالُوا dediler ki, عَلَى الْقَارِنِ قَارِنْ üzerine oruçudur. Neyi قَارِنْ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ Hacci, ümreyi beraber niyet etmiş bir adama vaciptir. Tavafun vahidun bir tavaf. La yecibe aleyhi anın üzerine vacip olmaz. Minet tavafi tavaftan gayru. Başka bir tavaf vacip olmaz. Bir tavaf kafir. Buyurdular. Ve halefen bunlara muhalefet eyledi fi zâlike bu mesele hakkında aharun başkaları. Fekalu dediler ki vel yatuhu belki o kıran niyet eden adam tavaf eder. Ve küllü vahidin minhuma bu ömre ve hacden her birileri için tavaf eder. Tavafen vahiden birer tavaf. Ömre için bir tavaf, hac için bir tavaf yapar. Ve yes'a yine sa'y eder. Lehuma bunlar için sa'yen her birisi için müstakil sa'y yapar. Bir sa'y yapar ömre için, bir sa'y de yapar. Hac için. Ve kâne minel hücceti hüccetten oldu. Lehum bunlar için. Fî zâlike bu mesele hakkında. İki tavaf, iki sa'y yapar diyenlerin lehine olan hüccetten. Hüccetten oldu ki enne hâdel hadis İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadis hataun hatadır. Ehtâe fîhî anda hata etti kim? Edderâverdî. Deraverdi. Deraverdi ravilerden deraverdi bu hata etti. Ferafe'ahû ve niref eyledi. İlen Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ref'i dedi. Rivayet ederken Abdullah ibn Ömer'den de Resulullah Efendimiz buyurdu dedi. Ve innema asluhu bu hadisin asli an ibn Ömer Abdullah ibn Ömer'dendir. En nefsihi nefsindendir. Yani Abdullah ibn Ömer'in kendi fetvasıdır. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi değildir. Hakeza revahul huffaz. Huffaz-ı hadis bunu böylece rivayet eylediler. Ve hum huffaz-ı hadis mâ hâda bununla beraber
فَلَا يَحْتَجُونَ بِالدَّرَاوَرْدِي Deraverdi ile ihticac etmezler. Kimden rivayet ettiği vakıtta? En Ubeydillah, Ubeydullah'dan, Ubeydullah ibn-i Ömer'den rivayet ettiğinde bu rivayeti kabul etmezler. Asla kabul etmezler. فَكَيْفَ يَحْتَجُونَ Nasıl ihticac ederler? Bihi bu hadisle fihada bu mesele hakkında. Bu mesele hakkında bunu nasıl hüccet getirirler? Başka yerde kabul etmiyorlar. Muhaddisler bunu kabul etmiyorlar. Bu hüccet olamaz. فَاَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُفَّازُ مِنْ ذَلِكَ Peki hüffaz-ı hadisin rivayeti nasıl? Bu mesele hakkında. Kimden deraverdiğinin en Ubeydillah, Ubeydullah'tan rivayet nasıl gelmiş? O nedir? Fema bul bir rivayettir ki haddesena bize rivayet eyledi Salih ibn Abdurrahman. Kale haddesena Sa'id ibn Mansur. Kale haddesena Hüseyin. Kale haddesena Ubeydullah. En Nafi'in en İbn Ömer radıyallahu anhuma. Nafi Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz'den değil. Ennehu kâne yekul. Abdullah ibn Ömer der idi ki İzâ karene. Bir adam karen yaptığı vakıtta tâfe lehumâ her ikisini tavaf yapar. Tavafen vahiden bir tavaf. Ve izâ ferrege ayırırsa, ayrı ayrı niyet ederse tâfe likullu vahidin minhumâ ömre ve hac için, her birerleri için tavaf eder, tavafen ve sayen. Birer tavaf, birer say yapar. İkisini beraber niyet ederse bir tavaf, bir say yapar. Yok, ömreye ayrı niyet yapmış da onun tavafını, sayını ayrı yapar. Haccinki de niyet ettiği vakitte ona da ayrı yapar. Fe'in kâle kâilun bir adam itiraz etse dese ki fekad ravâ Eyyub ibn Musa rivayet eyledi. Musa ibn Ukbe de rivayet eyledi. En Nafi'in ibn Ömer radıyallahu anhuma. Nafi'den o da Abdullah ibn Ömer'den rivayet eylediler. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet etti Abdullah ibn Ömer. Ma ul bir şey rivayet etti ki yaudu manahu onun manası raci olur ila ma mana ma ravet deraverdiyyü deraverdiğini rivayet etmiş olduğu hadisin manasına raci olur. Deraverdiye siz itiraz ediyorsunuz ama fakat Resul-i Ekrem Efendimiz'den öyle bir hadis geldi ki deraverdiğinin rivayetine raci oluyor ve o manayı ispat ediyor. Fakat zükre fi zalik İşte bu mesele hakkında da zikredildi. Ma şöyle bir hadis ki haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Yakub ibn Hümeyd kâle haddesena ibn Uyeyne an Eyyub ibn Musa an Nafi'in an ibn Ömer radıyallahu anhuma Abdullah ibn Ömer harece minel medineti Medine'den çıktı ila Mekke'te Mekke-i Mükerreme'ye mühillen bi umretin umreyle niyet ederek çıktı mehafetel hasri hasır korkusu dolayısıyla Haccac, Abdullah ibn Zübeyr'i muhasere etmişti. O da ömreyle çıktı. Olur ki bırakırlar Mekke-i Mükerreme'ye girebilir yahut da giremez. Bu korkudan ömre niyet etti. Sümme kâle, sonra Abdullah ibn Ömer ömre niyetinden sonra dedi ki مَا شَانُهُمَا اِلَّا وَاحِدٌ Haccı ömrenin işi şanı olmadı. İlla ikisi de bir oldu. Yani eğer beni ömreden men ederlerse hacdan da men ederler. İkisinin de men'iyen ikisinden de mehsur kalırsa onun ikisinin yapılacak işi birdir. Bu vakitte kurbanlarını orada keserler, tıraş olur, ihramdan çıkarlar, ertesi sene de kaza ederler. Yani bunların meselesi bir olduğundan üşhidüküm ben sizi şahit geliyorum ki enni ben kat garantu mukarin kıldım ila ümreti ümreme hacceten bir de bir hacci. Yani ümre niyet etmiştim. Şimdi hacci de niyet ettim. Hacci kıran oldu. Sümme kadime sur Abdullah ibn Ömer gudum eyledi. Mekke-i Mükerreme'ye mani olmadılar. Kabe-i Muazzeme'ye vardı. Fetâfe lehumâ ve hacci ümre için tavaf eyledi. Tavafen vahiden bir tavaf. Ve kâle buyurdu ki hâkezâ fe'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz böylece işledi. İşte burada Abdullah ibn Ömer'in kendi fetvası olmuyor. Ya diyor ki Resulullah Efendimiz böyle işledi.
Öyleyse bu rivayet, bunun manası Deraverdi'nin rivayetinin manasına geliyor. Deraverdi de an İbn Ömer anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu. Burada da diyor ki Abdullah İbn Ömer böyle yaptı. Peygamber Efendimiz de böyle işlediğini beyan buyurdu. Manası, mana itibariyle bir. Böyle bu adam itiraz eder ise Abdullah İbn Ömer'in rivayeti sahihtir, bir tavaf lazım gelir der ise. Yine bu hadisi rivayet ediyor. Haddesena Ahmedu kâle haddesena Yakubu kâle haddesena Abdülaziz ibn Muhammed en Musa ibn Ukbe en Nafi'in en İbn Ömer radıyallahu anhuma nehvehu. Buna benzer bir hadisi şerif de İmam-ı Tahavi Ahmet Tariki ile rivayet eyledi. Alu, işte bu bir tavaf yapanlar yapması lazımdır diyenler dediler ki fakat vafaka haza, işte bu muvafık oldu. Neye? Mâravet Deraverdi, Deraverdi'nin rivayet etmiş olduğu hadise muvafık oldu. Kimden? En Ubeydillah, Ubeydullah'tan, o da kimden? En Nafi'in, Nafi'den, o da en İbni Ömer'in radıyallahu anh'ıma, Abdullah İbni Ömer'den. O da kimden? Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. İşte Deraverdi'nin Ubeydullah'tan, o da Nafi'den, o da Abdullah İbni Ömer'den, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu hadise muvafık oldu. Yani sizin itiraz edecek yeriniz yok. Böyle derse قِيلَ لَهُمْ, onlara denilir ki فَكَيْفَ يَجُورُ, nasıl caiz olur en تَكْبَلُوا هَذَا, siz bunu kabul buyurasınız. An İbni Ömer radıyallahu anhüme, Abdullah İbni Ömer'den bunu nasıl rivayet buyurursunuz? Halbuki Abdullah İbni Ömer'den başka türlü bir rivayet gelmiştir ki o rivayet buna muarizdir, buna zıddır. Siz bunu nasıl kabul edersiniz? Kabul edilmemesi lazım. O da nasıl? وَقَدْ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ وَبْنَ بِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحِ قَالَ حَدَّسَنِيَ الْلَيْسِ قَالَ حَدَّسَنِي عَقِيلٌ عَنِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. Abdullah ibn Ömer kâle buyurdu ki temettea Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi haccetil veda, Peygamber Efendimiz haccetil veda'da temettu buyurdu. Ne ile? Bil umreti, umre ile ilel haccı, hacca kadar, yani umre niyet etti. Ondan sonra temettu niyet ederek gitti. Ve ehda hedi yaptı. Ve sâkel hedi, hedi de sevk eyledi. Minsil Huleyfeti, zil Huleyfe'den hedini de gönderdi. Ve bedâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz başladı. Fe ehelle bil umreti, umre ile niyet etti. Lebbeyke bi umretin dedi. Sümme ehelle bil haccî. Fakat sonradan haccı da ilave eyledi. Lebbeyke bi haccetin dedi. Ve temette'en nâzüm'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ile beraber diğer adamlar da temettü yaptılar. Bil umreti, umre ile ilel haccı, hacca kadar. Yani ashab-ı kiramdan da birçokları temettü niyet ettiler. Hacca kadar, yani ömre niyetiyle getirir. فَهَذَا بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا, işte Abdullah ibn Ömer yuhbiru, haber veriyor an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in haber veriyor ki اَنَّهُ كَانَ, Peygamber Efendimiz oldu fi حَجَّةِ الْوَدَى, حَجَّةُ الْوَدَى da mütemettiyen, mütemetti oldu. Garin değildi. Hacı temettü niyetiyle mişti, mütemetti oldu. وَاَنَّهُ بَدَى, Peygamber Efendimiz başladı. فَاَحْرَمَ اِحْرَمْ اَيْلَدِ بِالْعُمْرَةِ اُمْرَ اِلَى اِحْرَمْ اَيْلَدِ. Hacı hacı sonradan üzerine getirdi. Niyetler başka başka oldu. Onun için Abdullah ibn Ömer'den getirdiğiniz rivayette hacı kıran niyet etti, bu hatadır. Bu rivayeti nasıl kabul edersiniz? Kabul edilmemesi lazımdır. وَقَدْ حَدَّسَنَا, yine bize rivayet eyledi. Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أنبار في النزب أصحابه قدموا مكة, مكة قدوم إلى ذلال ملبين بالحج, حج نية إدارك, حج تلبيسني يفرك مكة مكرمة يجب ذلال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار في النزب يقولك من شاء بردم دلرسة فليجعلها عمرة, بحج عمرة يبصن.
İlla men kâne me'hul hedyu, illa kendisiyle hedi olan kimse ömre yapma, ömre yaptı ihramdan çıkmasın. Yani bunlar, bu rivayette de geliyor ki bunlar hepsi hac niyetiyle gelmiştiler. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emir buyurdu ki isteyen bu hacı ömreye feshesin, ömreye çevirsin. İlla kendisiyle beraber hedi varsa o ihramında kalsın. Feshilemesin. فأخبر ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر رضي الله عنهما خبر verdi في حديث بكر هذا işte بكر bu hadisinde haber verdi ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فأمر فنز مكة مكرمة قدوم إليه وهو ملبم بالحج حج إلى تلبية getirerek مكة مكرمة واصل oldu وقد أخبر في حديث سالم Salim'in hadisinde de haber verdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz beda başladı fe ahreme ihram eyledi bil umreti umreyle. Salim'in Abdullah ibn Ömer'den getirdiği hadiste öyle. Umreyle başladı, sonu üzerine hacı niyetiyle dedi. Bunda da gelen Bekir'in rivayetinde de gelen diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bekir ibn Abdullah'ın rivayetinde hac niyetiyle geldiydi. Hac niyetiyle geldi. Fakat ashabı da emreyledi. İsteyen hacı ömreye çevirsin dedi ama kendisi çevirmedi ve hacı Mekke-i Mükerreme'den niyetiyledi. Fahada işte bu manahu, bu hadisin manası budur. İndena bizim indimizde vallahu alem, Allahu Teala daha ziyade alimdir. Ki ennehu kâne ahreme evvelin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela niyet eyledi bi haccetin hac ile ala enneha haccetun, o ihram hactir diye hac niyet eyledi. Sümme fesekaha, sonra o haccı fesk eyledi. Fesayyaraha, o haccı kıldı umreten umre kıldı. Felebba, telbiye getirdi bil umreti umre ile. Haccı fesk etti, umreyi niyet eyledi. Sümme temette'a biha, sonra ömreyle temettü eyledi ilel haccı, hacca kadar. Hatta yesihha, bu şekilde mana verirsekse sahih olur. Hadis-ü Salim'in ve Bekir'in, Salim'in ve Bekir'in rivayet etmiş oldukları hadis. Hangi hadis? Hâzeyni, işte bu iki hadis. Bunlar sahih olar ve lâ yetedâddâni, birbirlerine de zıt olmayalar. Birisi Peygamber Efendimiz'in hac niyet ettiğini rivayet etti. Birisi de ömre niyet ettiğini rivayet etti. İkisi de doğru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela hac niyet etti. Sonra onu fesk etti. Ömreye çevirdi. Ömre niyet eyledi. Temettü etti. Ondan sonra da Mekke-i Mükerreme'den hac etti. Ve fesaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz fesk eyledi. El haccellezi, şöyle bir haccı ki kâne fealehu, onu işledi, niyet etti ve emre bihi ashabehu, ashabına da emreyledi. Huve, o fesih ne vakıttan sonra oldu? Ba'de tavafihim bil beyti, Beytullah'ı tavaf ettikten sonra. Beytullah'ı tavaf ettiler, ondan sonra ashabına emretti ki siz fesh edin, haccınızı fesh edin, ihramınızdan çıkın. Resul-i Ekrem Efendimiz kendisi de hac niyet etmişti, o tavafı yaptıktan sonra o da haccı fesk etti fakat ihramdan çıkmadı. قَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ, bunu zikreyledik. فِي بَابِ فَسْخِ الْحَجِّ, haccin feshi babında. فَاَغْنَانَا, bize kafi geldi. ذَٰلِكَ, bu en iadeti, onu iade etmekten havuna, burada iade etmekte daha lüzum kalmadı. فَاسْتَحَالَ بِذَٰلِكَ, işte bununla muhal olur ki en yekûne ola. اَتَّوَافُ الَّذ۪ي, şul bir tavaf ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz işledi. Oldu. Fealehu, işlemiş oldu. Lil umreti, umre için. Elleti, öyle umre ki ingelebet ileyha, o umreye mungalip olmuştu. Haccetu, Peygamber Efendimiz'in haccı. Peygamber Efendimiz geldi, hac yaptı. O haccını da umreye çevirdi. İşte umre için yapmış olduğu bu tavaf olması muhal olur. Mücziyen, kifayet edici olması muhal olur. Neden? Anhu, andan, Peygamber Efendimiz'den kifayet etmiş olur. Neye mukabil? Min tavafi hacceti, haccının tavafından.
elleti öyle hacinin tevafi ki ahreme biha anında ihram eyledi ba'de zalik, ondan sonra bu ömrenin tevafini yaptıktan sonra hacce niyet eyledi. Evvelce yapmış olduğu ömrenin tevafi hacin tevafının yerine geçmiş oldu, kafi geldi. Bu böyle olması mahal olur. Velakin ne veçhe zalik, bunun veçhi indana, bizim indimizde. Vallahu alem, Allahu Teala daha ziyade alimdir ki ennehu Peygamber Efendimiz lem yatuf tevaf etmedi li haccetihi, hacci için Mekke-i Mükerreme'den hac niyet etti ya, işte hacci için tevaf etmedi kable yevmin nehri, bayram gününden evvel tevaf etmedi. Yani tevafi kudumu yapmadı. Lenne tevafi lezi, şöyle bir tevaf ki yüf'alu, işlenilir kable yevmin nehri, kurban bayramı gününden evvel fil hacceti, hac niyet edenlerde innema yüf'alu, işlenilir bu lil kudumu, kudum için. Kudum için yapılır bu, bayramdan evvel yapılan tavafı tavafı kudum derler. La le ennehu min sulbil hac, yoksa haccin sulbündendir de bunun için değil. Haccin erkanından değil, o tavafı kudumdur, sünnettir. Haccin sulbünden olan tavaf, bayram günü yapılan tavaftır. Fektefe ibn-i Ömer radıyallahu anhüm, Abdullah ibn-i Ömer iktifa iledi. Rivayetinde bir tavafirledi, şöyle bir tavafir iktifa iledi ki kâne fealehu, Peygamber Efendimiz işledi o tavafi ba'del kudumu, kudumdan sonra fi umreti, umresinde. Neden? En iadeti, onu iade etmesinden iktifa iledi, yani onu iade etmedi fi hacceti, haccinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömreyle geldi ya, orada bir tavaf eyledi ömre için. Fakat Peygamber Efendimiz sonradan hac niyet ettiğinde o tavafı iade eylemedi. Abdullah ibn Ömer işte sadece onu zikretmiş oldu. Ki ikisine bir tavaf yaptı dedi ki o, yani tavafı kudumu yapmadı. Yalnız Ömer'e tavafı yaptı, bir tavaf oldu. Ve hâzâ, bu mislumâ ol bir şey mislidir ki katru, yani ibn Ömer radıyallahu anhüma, Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. Eyda, bu yukarıdaki hadis geldiği gibi yine ondan rivayet edildi. O da neden? Min fialihi, Abdullah ibn Ömer'in fialinden. Bu da onun mislidir. Abdullah ibn Ömer'in fialinden rivayet edilen ne? Şu, haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Haccacun kâle, haddesena Hammadun, en Eyyûbe, en Nafi'in, en ibn Ömer radıyallahu anhuma. İmam-ı Nafi diyor ki, Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma, kâne izâ kadime Mekke'te, Mekke'ye kudum ettiği vakitte, remele, remel yaptı, bil beyti, beytullahi tavaf ederken remel yaptı. Sümme tafe beyne Safa vel Merveti, sonra Safa ile Merve arasında tavaf eyledi. Ve izâ lebbâ min Mekke'te biha, Mekke'den niyet ettiği vakitte hacca, tabi ömresini yaptı, ondan sonra Mekke'den hacca niyet etti. O vakitte lem yermül, remel yapmadı, bil beyti, beytullahi tavaf ederken remel yapmadı. Ve ahharat tavafı, tavafı da tehir eyledi. Yani sa'yi, nerede? Beyni Safa ve Merve, Safa ile Merve arasındaki sa'yi de tehir eyledi. İlâ yevmin nehri, bayram gününe. Ve kâne la yermülü, Peygamber Efendimiz remel de yapmazdı. Yevmen nehri, bayram günü de remel yapmazdı. Şimdi bu Abdullah ibn Ömer radıyallahu teala anhuma nasıl yapmış? Mekke-i Mükerreme'ye gelmiş, Safa tavafını yapmış. Evet, sonra Safa Merve arasında sa'yini de yapmış. Ömresini bitirmiş. Ondan sonra hacca niyet etmiş Mekke-i Mükerreme'den. Mekke-i Mükerreme'den hacca niyet ettiğinde tavafa lüzum yok. Tavafına vakit yaptı, bayram günü yaptı. Safa ile Merve arasındaki sa'yi de o vakitte yaptı ve remel yapmadı. Çünkü bayram günü yapılan farz olan tavafta da remel yok. Fedelle ma zekerna, bizim bu zikrettiğimiz delalet eyledik. Enne ibn-i Ömer radıyallahu anhüm, Abdullah ibn-i Ömer, kâne izâ ahreme bil hacceti min Mekke'te, Mekke'yi mükerremeden hacca niyet ettiği vakitte lem yatuf. Fedelle ma zekerna, bizim zikrettiğimiz bu Abdullah ibn-i Ömer radıyallahu anhüm'in hac yapması delalet eyledi. فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا اَنَّ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ عُمَرْ كَانَ اِذَا اَحْرَمَ بِالْحَجَّةِ مِنْ مَكَّةَ مَكَّةِ مُكَرِّمَةً حَجَّ niyet ettiği vakitte لَمْ يَطُفْ لَهَا, o hac için tavaf yapmadı. اِلَى يَوْمِ النَّحْرِ, bayram gününe kadar hac için tavaf yapmadı.
Fekezalike böylece oldu maruyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen de böyle oldu. Min ihramihi bil hacceti, hac ile ihram ettiği, bu rivayet de bundan, hac ile ihram ettiği rivayetti. Elleti öyle hac ki, ahreme biha o hac için ihram eyledi, ba'da fesh-i hacceti ula, Medine-i Münevvere'den çıktığı vakıtta evvelce hac niyeti eylemişti. Sonra onu fesh etti ömreye. Ondan sonra Mekke-i Mükerreme'den tekrar hacca niyeti eyledi. İşte o birinci haccini fesh ettikten sonra ikinci defa niyeti Mekke-i Mükerreme'den yaptığında o da böyle oldu. Lem yekun tafe, Peygamber Efendimiz tavaf eylemedi daha o ikinci defa hacca niyet ettiğinde ila yevmin nehri, bayram gününe kadar tavaf eylemedi. Bu da Abdullah İbni Ömer'in rivayet kendi emrettiği gibi oldu. Bu rivayetle Abdullah İbni Ömer'in fiyali bir oldu. فَلَيْسَ فِي حَد۪يسِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer'in hadisinde olmadı ki. Kimden rivayeti anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in rivayetindeki hadiste olmadı. مِنْ حُكْمِ تَوَافِ الْقَارِنِ قَارِنِنْ تَوَافِنِنْ hükmünden olmadı. لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ Ömresi ve hacci için kaç tavaf yapacaktır, bir mi, iki mi? Bunun hükmünde olmadı. Şeyin hiçbir şey olmadı. Hiçbir rivayet yok. Evvelki rivayetler ömre yapılmış, ömrenin tavafı yapılmış, sa'i yapılmış. Ondan sonra hacca niyet edilmiş. Haccinki de ayrıca yapılmış. Bu başka bir adam da memleketinden çıktığı vakitte haccı ömreyi beraber niyet etmiş gelmiş. Bunun hükmü yok. Yani ben bir hüküm yok. Ve sebete sabit oldu. Bima zekerine eyle bizim zikrettiğimiz şeyle sabit oldu ki sabit oldu. Ne sabit oldu? Hatev dera verdiği. Dera verdiğinin hatası. Fî hadîsi Ubeydullah'ın rivayet etmiş olduğu hadiste. Ellezî öyle hadis ki vesafnâhu biz onu vesfeyledik ki hıffaz-ı rivayetine muhalif rivayeti geldi onun. Bununla da sabit oldu ki dera verdiğinin rivayeti hata. Vehtecce ehlül mekâletil ula birinci mekâle sahipleri yani haccı ömre için bir tavaf kâfi gelir diyenler için bunlar ihticac eylediler. Likavlihim kendi kavullerine, davalarına eyza bu yukarıdaki hadisler gibi bima şul bir hadiste ihticac ettiler ki haddesene ibn-i Merzuk, ibn-i Merzuk bize rivayet eyledi. Kale haddesene Bişir ibn-i Ömer, kale haddesene Malikün, hâve haddesene Yunus, kale akberenem nüvehbin, enne Maliken haddesehu an ibn-i Şihabin, en Urveten Aişete radıyallahu anha. قالت Hazreti Ayşe buyurdular ki خَرِجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'le çıktık. فِي حَجَّةِ الْوَدَى وَدَى حَجِّنْدَى فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ Biz ömre ile niyet eyledik. Ömreyi niyet eyledik. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Sonra Peygamber Efendimiz buyurdular ki مَنْ بِرْ كِمْسَ كِي كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ Onunla beraber hediye kurban vardır. فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ Hac niyet etsin, meal ümreti ümreyle beraber. Ümreyle beraber hacci de niyet eylesin. Sümme la yuhillu. Sonra o adam ihlal etmez. Sümme la yuhille. O ihramdan çıkmasın. Hatta yuhille minhuma cimiyan. Hatta iki ihramdan beraber çıkmış olsun. Yani o hacdan evvel ihramdan çıkmasın. Ta bayram gününe kadar bayram günü ikisinin iki ihramdan birden çıksın. Böyle emriyledi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَقَدِمْتُ مَكَّةَ Hazreti Aişe diyor ki radıyallahu anh ben Mekke-i Mükerreme'ye geldim. وَهَنَا حَائِدٌ Benim de heyiz günlerim geldi. لَمْ أَتُفْ بِالْبَيْتِ Beytullah'ı tavaf edemedim. وَلَا بَيْنَ السَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي السَّفَائِلِ مَرْوَى arasında da sa'y edemedim. فَشَكَوْتُ ذَٰلِكَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Peygamber Efendimiz'e şekva eyledim. فَقَالَ رَسُولَ اَكْرَمْفِنُّ buyurdular ki اُنْقُد۪ي رَاسَكِ Başının saçlarını boz وَمْتَشِد۪ي تَرَى وَاَهِلِّي Sen niyet et بِالْحَجِّ Hac ile niyet et. Haccın niyetini çevir. وَدَعِ الْعُمْرَةِ Ömreyi terk et. Ömreyi yapacak vakit kalmadı. Ben de diyor ömreyi terk ettim ve oradan tekrar hacca niyet ettim. فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ Vaktaki haccı gada ettim, bitirdim.
Erseleni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz beni gönderdi. Ne Abdurrahman ibn Ebi Bekir'in radıyallahu anh, kardeşim Abdurrahman'la beraber beni gönderdi diyor. İle Tenim, Tenim denilen yere. Mekke-i Mükerreme'ye 3 mil kadardır. En yakın harem hüdudu orasıdır. Onun için oraya yakın olduğundan oraya gönderdi. Fe'temertu, ben oradan ömre niyet eyledim. Geldim, bir ömre yaptım. Fekala, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, hadihi, işte bu ömre, mekâne ümretiki, senin evvelce yapamadığın ömre yerindedir. Vakit niyet etmiştin. Hayız günleri geldiğinde yapamadın. Üzerine boş kaldı, kaza kaldı. İşte bu onun kazası oldu, buyurdu. Kâlet Hazreti Âişe radıyallahu anh'a, dediler ki, fetâfe, tavaf etti. Ellezîne şürbil kimseler ki, ehellû bil ümreti, ömreyle niyet edenler tavaf ettiler. Bil beyti, Beytullah'ı tavaf ettiler. Ve beyni Safa vel Merve'ti, Safa ile Merve arasında tavaf ettiler. Sa'ilerini tamamladılar. Sümme hellû, sonra ihramdan çıktılar. Sümme tafu tavafen ahar. Ondan sonra başka bir tavaf daha yaptılar. Ba'den raci'u min minel. Mine'den döndükten sonra bir tavaf daha yaptılar. Ne için bu tavafı, ikinci tavafı yaptılar? Li haccihim, hacları için. Bayramdan evvel yaptıkları tavaf ömreleri için oldu. Bayram günü yaptıkları tavaf da hac için oldu. Ve emmellezine cem'u, şubil kimseler ki cem ettiler. Beynel hacci vel ümreti, hac ve ümrenin arasını cem ettiler. Haccı kıran niyet ettiler. Fe innemâ tafu, bunlar tavaf eylediler. Lehumâ, haccı ömre için. Tavafen vahiden, bir tavaf eylediler. Kalu, dediler ki bunlar, bu haccı kıran niyet edenler bir tavaf yapar diyen birinci zümre. Bunlar dediler ki, فَهَذِهِ عَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا, işte Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a, قَدْ قَالَتْ, buyurdular ki, وَاَمَّا الَّذ۪ينَ جَمْعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْاُمْرَ, ama haccı ömrünün arasını cem edenler, فَاِنَّمَا تَافُوا تَوَافًا وَاحِدًا, bunlar bir tavaf yaptılar. وَهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, onlar Peygamber Efendimizle beraber idiler. Ve بِاَمْرِهِ, Peygamber Efendimizin emriyle de, كَانُوا يَفْعَلُونَ, bu yaptıkları işleri yapardılar. Peygamber Efendimizin emriyle yapardılar. Öyleyse bak, bu delalet ediyor ki haccı kıran niyet edene bir tavaf gerekir. Haccı ömresi için iki tavaf değil, bir tavaf. Bunu delil getirdiler. فَفِي ذَٰلِكَ, dediler ki işte bu hadisi şerifte olucudur. مَا بِالْحُكُمْ فِي يَدُلُّ, delalet eder. Neye? عَلَى أَنَّ عَلَى الْقَارِنِ, kıran niyet eden üzerine vardır. لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ, haccı ve ömresi için olucudur. تَوَافًا وَاحِدًا, bir tavaf olucudur. لَيْسَ عَلَيْهِ, anın üzerine olmadı. غَيْرُ ذَٰلِكَ, bir tavaftan başka bir şey olmadığı, ona tereddüt eden bir tavaftır. Bunlar böyle dedi ve bunu delil getirdiler. فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا, bizim hüccetimizden oldu. عَلَيْهِمْ, anlar üzerine. لِمُخَالِفِهِمْ, onlara muhalif olanlar için. Ki biz onlara muhalifiz ya, Hanefiler onlara muhalif ya, işte bizim hüccetimiz lehemize, bizim lehemize onların aleyhine olan hüccetten oldu ki, اَنَّا قَدْ رَوَيْنَا, biz rivayet eyledik. اَنْ اَقِيلٍ اَنِ الزُّهْرِيِّ اَنْ اُرْوَةً عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلْهَا, Akil'den, o da İmam-ı Zühri'den, o da Urvet ibn-i Zübeyr'den, o da Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a'dan rivayet eyledik. Fîmâ tekaddeme, tekaddüm eden yerde, min hâdel bab, bu babda, yukarıda tekaddüm eden yerde rivayet eyledik ki, enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, fî haccetil veda, haccetil veda'da temettü'a, temettü'ni yaptı. Ve temettü'an nâsu, nasla temettü' etti mâhû, onunla beraber. وَالْمُتَمَتِّعُ, mütemettiğ ise, قَدْ عَلِمْنَا, bildik, اَنَّهُ şul bil kimse, اَنَّهُ adam, اَلَّذِي bil kimsedir ki, يُهِلُّ بِحَجَّةٍ, hac ile niyet eder, بَعْدَ تَوَافِيلِ الْاُمْرَةِ, ömresine, ömresinin tevafini yaptıktan sonra niyet eder. Çünkü oraya kadar geldiler, hac niyetiyle gelen, yahut ikisinin hac ve ömreyi beraber niyet edenler, oraya geldiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emreyledi ki
bu haccinizi ömreye çevirin. Onlar da hacı kıran niyet eden de, hacı ifrat niyet eden de hepsi fesh ettiler niyetlerini, bir ömre yaptılar. Ömre yaptıktan sonra bu ömrenin tevafını yaptılar. Ondan sonra da hac niyetiylediler. Hac niyet edenlerin tevafı olmadı o. Evet. Sümme kâlet Âişetu radıyallahu anh'a, sonra Hazreti Âişe buyurdu fi hadisi Malik'in ani Zühri'yi, İmam-ı Malik'in İmam-ı Zühri'den rivayet etmiş olduğu hadiste ani Urveten Âişete radıyallahu anh'a, Urve'den o da Hazreti Âişe'den rivayet etti ki hadiste Hazreti Âişe kâlet buyurdu, Kharecna me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, biz Peygamber Efendimizle beraber çıktık fi haccetil veda, haccetul veda'da, fe ehlenna bi umretin, umreyle niyet eyledik. فأخبرت حضرت عائشة خبر verdi ki أنهم دخلوا في إحرامهم, onlar ihrama girdiler, كما يدخل المتمتعون تمتع نيت edenler, nasıl ihrama girer niyet ederse onlar da o şekilde niyet etti girdiler. قالت حضرت عائشة diyor ki sünne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Peygamber Efendimiz buyurdular ki من كان معه هدي, bir kimse ki onunla beraber hedi vardır, فليهل بالحج مع العمرة, ömreyle beraber haccı da niyet eylesin. Sümme la yuhille, o ihramını çözmesin. Hatta yuhille minhuma, ikisinden beraber ihramını çözsün. Yani bayram gününe kadar devam etsin. Bayram günü ihramdan çıksın. Ve lem yübeyyin fi hadel hadis. Bu hadiste beyan eylemedi. Ney el mevdi'allezi, şol bir yeri ki kâle lehum, Peygamber Efendimiz onlara dedi. Hâzel kavle, bu kavli dedi. Nerede? Fihu mevdiyede. Nerede bu? Ne vakitte Resul-i Ekrem Efendimiz bu sözü emreyledi? Bunu beyan buyurmadı. Fakat yecudu, caiz olur ki en yekûne kâlehu, Peygamber Efendimiz demiş ola lehum ashabına kabde duhûl-i Mekke. Mekke'ye duhûl etmezden evvel dedi. Evvelde duhûl-i Mekke, yahut da Mekke'ye duhûl ettikten sonra dedi. Kabde tavaf, tavaftan evvel. Mekke'ye girmezden yahut da Mekke'ye girdi, tavaf etmezden evvel dedi. Feyekûnûne, onlar vakit olur. Kârinîne, kıran yapmış olurlar. Bitilkel hacceti ve hacce ve haccile. Kıran o hacce kıran bitiştirmiş olurlar. Ney el umretelleti, şul bir umreyi ki kânû ehremû biha, o umreyi niyet etmiştiler. Kablaha hac niyetinden evvel. Hazreti Ayşe'nin bu rivayetinden yani şu anlaşılıyor ki onlar ömre niyetiyle çıktılar. Fakat caiz ki Peygamber Efendimiz Mekke'ye girmezden evvel yahut Mekke'ye girip de tavaf etmezden evvel onlara dedi ki siz ömre niyet etmiştiniz. Siz hacı da üzerine niyet edin. İki niyeti birleştirin. Böyle olmak ihtimali var. Ve yecuzu, caiz olur ki en yekûne kâle. Peygamber Efendimiz demiş ola lehum ashabına zâlike buni ba'de tavafihim lil umreti, umre tavafını yaptıktan sonra demiş ola. İkisine de ihtimal var. Feyekûlûne, vakıtta ashab-ı kiram olurlar mütemettiine, mütemetti olurlar bitilkel hacceti o hac ile elleti, öyle hac ki emerehum, Resul-i Ekrem Efendimiz onları emretti bil ihrami, o hacca niyet etmekle. Biha Mekke-i Mükerreme'de tavafı yaptıktan sonra, ömre tavafını bitirdikten sonra onlara emretti. Onlar o vakitte hac niyet ettiler. İkisine de ihtimali var. فَنَزَّرْنَا فِي ذَٰلِكَ, biz bu meseleye nezer eyledik. Ki acaba ne vakitte demiş. Ömre tavafını yapmazdan evvel mi demiş. Ömre tavafını yaptıktan sonra mı demiş. Bunu araştırdık. فَوَجَدْنَا bulduk. Cabir ibn-i Abdillah radıyallahu anh, Cabir ibn Abdullah'ı bulduk ve Ebu Seyyid'in Hudri. Bir de bu Seyyid'in Hudri'yi bulduk ki ahbara, bunlar haber verdiler. Nerede? Fi hadisihima, hadislerinde rivayet etmiş oldukları hadislerinde haber verdiler. Ellezine, öyle iki hadis ki rabeynahuma, biz onları da rivayet eyledik. Anhuma, bunlar da. Nerede? Fi babi fesk-ül hacci, haccin fesk-ı babında onlardan biz rivayet eyledik ki bunlar haber verdiler. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz قَالَ ذَٰلِكَ الْقَوْلَ, bu kavli dedi. Yani ömrenize hacide ilave edin sözünü buyurdu. Neden sonra?
fi ahiri tavafin, ahir tavafta, yani sa'yin ahirinde, alel merveti, merve üzerine. Safa ile Merve arasını sa'y ettiler. Bitti, Merve'ye geldiler. Ve bittikten sonra Peygamber Efendimiz buyurdu ki, siz ömrenizi yaptınız. Bu ömre üzerine hacci niyet ediniz. فَعَلِمْنَا biz bildik kendine قَوْلَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنَا Hazreti Ayşe'nin kavli fi hadisi Malik, İmam Malik'in rivayet etmiş olduğu hadiste onun manasını bildik. Bildik ki yani bu yeri neredeymiş Resul-i Ekrem Efendimiz onlara hacci de ilave edin dedi ki ömre tevafi yapıldıktan sonra olmuş. Ömre tevafından evvel değil. O vakitte ömre tevafi yapılmış, ömrenin efali yapılmış, hacca ondan sonra niyet edilmiş, haccın tavafı da bayram günü olur, tekbir tavaf olur. Bu haccı kıran olmuş olmaz ki. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ جَمَعُوا شُلْ Bir kimseler ki cem ettiler, بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِ Haccı ömreyi cem eylediler. اَنَّهَا حَزْرَةَ عَيْشَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنَا تَعْنِي كَسْتِدَرْ جَمْعَ مُتْعَةٍ Cem'i müt'ayı, yani temettü olarak cem eyledi. Ömreyi ayrıca yaptı. Haccı da ayrı yaptı, işte cem eyledi. Yani o seferinde ömreyi, haccı birleştirdi ama kıran olarak değil, haccı temettü olarak. Haccı kıran ikisi bir niyetli olur. Haccı temettü ikisi ayrı ayrı niyetli olur. İşte burada ayrı ayrı niyetli oldu. Evvela hac niyet edenleri ömreye çevirdi Peygamber Efendimiz. Ömre alını yaptılar. O bitti. Bittikten sonra buyurdu ki şimdi haccı niyet edin. Şimdi burada cem'e var. Hac ile ömrenin arasında cem'i var ama cem'i müt'e var. La cem'e kıranın. Cem'i kıran değil. Yani kıran ikisine birden niyet etmişler de devam etmişler. Bu değil. Kâlet Hazreti Âişe buyurdu. Fe innemâ tâfû tavâfen vâhiden. Bunlar bir tavaf yaptılar. Ey fe innemâ tâfû. Bunlar tavaf ettiler. Tavâfen bir tavaf. Ba'de cem'ihim. Onlar cem ettikten sonra beynel haccı vel ümreti. Hac ile ömre arasını. Elleti öyle ömre ki kânû gattâfû lâ o ömreye tavaf etmiştiler. Tavafın vahiden bir tavaf. Ömreyi, ömrenin tavafını yapmıştılar ki zaten ömrenin tavafı bir. Bunu yapmıştılar. İyi, bundan sonra da hacı da ona cem ettiler. Zaten ömrenin tavafını yapmışlar bunlar. Bir haccın tavafı kaldı. Haccın tavafı da bir tane de onu da yaptılar. Hazreti Ayşe radıyallahu ta'ala bunu kastetmiş oldu. لَاَنَّ حَجَّتَهُمْ تِلْكَ Bunların bu hacleri öyle hac ki الْمَظْلُومَةَ مَعَ الْعُمْرَ Ömreyle birleşmiş olan bu hacları كَانَتْ مَكِّيَّةً Mekkiye'ydi. Yani Mekke'den yaptılardı. Bu hac niyetini Mekke'den yaptılar. Dışarıdan gelirken değil. وَالْحَجَّةُ الْمَكِّيَّةُ Mekke hacı ise Mekke'den hac niyeti ise لَا يُطَافُ لَهَا Ona tavaf olunmaz kabri Arafa. Arafa'dan evvel tavaf-ı kudum yapılmaz. O dışarıdan gelenlere mahsus. Ehli Mekke'ye tavaf-ı kudum yok. اِنَّمَا يُطَافُ لَهَا Mekke'den hac niyet edenler için tavaf olunur. بَعْدَ عَرَفَةَ Arafa'dan sonra. Eğer Mekke'den hacca niyet etmişse o haccın tavafı Arafa'dan sonra olur. عَلَى مَا كَانَ اِبْنُ عُمَرْ يَفْعَلْ Abdullah ibn Ömer'in yaptığı gibi فِيمَا قَدْرَ بَيْنَاهُ عَنْهُ ondan rivayet ettiğimiz hadiste yaptığı gibi. Onun yaptığı da doğru. Niye? Ömre yapılmış. Ömreyi yaptıktan sonra hacca Mekke'de niyet edilmiş. Mekke'de niyet edilen haccın tavafı kudumu yoktu. Bayram günü ona bir tavaf yapılır. فَكَدْ عَادَ اَوْدَتْ اِتْتِ رُجُوْ اِتْتِ مَعْنَا مَا رَوَيْنَا اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet etmiş olduğumuz hadisin manası rücu etti. Ve ma ul bi şey ki sahihna biz tesahih eyledik. Min zalik bu hadisten nefi tadaddi anhu zıddiyet birbirine muariz olmamaları için tesaddi nefi için, taarizi nefi için tesahih ettik. İşte bunlar evdet ettiler. İlâ mâna mâ ol bir hadisin manasına raci oldu ki Raveyna an İbni Ömer radıyallahu anhüme Abdullah İbni Ömer'den rivayet etmiş olduğumuz şeyin manasına ve mâ ol bir şey ki sahihna biz tasih eyledik min zâlik Abdullah İbni Ömer'den gelen o rivayetin manasında tasih ettik ona raci oldu onların ikisi bir oldu feleyse şey'ün min hâda bundan hiçbir şey olmadı yedüllü delalet eder olmadı alâ hükmü l-qârini kıran niyet
eden adamın hükmüne. Ne olduğu halde hacetin kufiyeti, mesela Kufe'den hacca niyet etmiş, gelmiş, kıran yapmış, bunun hükmüne delalet eder bir şey olmadı. Ma umretin kufiyetin, Kufe'den yapmış olduğu ömreyle beraber ki keyfe tavafuhu, bu adamın tavafı nasıldır lehuma hac ve ömresi için. Kufe'den hac ve ömre niyet ederek gelmiş, hacı kıran yapmış. Bu adam nasıl yapacak? Bu rivayet ettiğimizde buna delalet eden bir şey yoktur. Hel huve tavafun vahidun, o bir tavaf mıdır? Ev tavafani, yahut iki tavaf mıdır? Ve ihtecellezine zehebu, şu bir kimseler ki zahip oldular ila ennel qarine qarin yücüzihi, kifayet eder li umretihi ve haccetihi, ömresi ve hacci için kifayet eder, tavafun vahidun, bir tavaf kifayet eder diyen adamlar ihticac eylediler. Eyda bu yukarıki hadisler gibi bir maşul bir hadisle ihticac eylediler ki haddesena bize rivayet eyledi Rabi'un Mu'ezzinu. Kale haddesena Esed. Ha ve haddesena Ahmed ibn Davud. Kale haddesena Yakub ibn Hümeyd. Kale haddesena ibn Uyeyne. An Abdillah ibn Ebi Necih. En Atayin en Aişete radıyallahu anha enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aişe buyurdular ki Peygamber Efendimiz kale laha. Hazreti Aişe'ye dedi ki اِذَا رَجَعْتِ اِلَى مَكَّةَ Mekke'ye rücu ettin mi? فَاِنَّ تَوَافَكِ senin tavafın يَكْفِيكِ sana kifayet eder لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ haccine de ömrene de senin tavafın kifayet eder dedi. قَالُوا işte bunlar dediler ki لَيْسَ هَاكَذَا قَالُوا dediler ki فَقَدْ اَخْبَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz işte haber verdi. اَنَّلَّذ۪ي şul bir şey ki Ali Hazreti Aişe üzerine orucudur. لِحَجَّتِهَا وَعُمْرَتِهَا Haccı ve ömresi için Hazreti Aişe üzerine vardır. Tavafun vahidun, bir tavaf. Niye? Ne dedi? Dedi ki senin Mekke mükerremeye rücu ettikten sonra yapmış olduğun tavaf, hac, ömre ikisine kafidir. قِيلَ لَهُمْ Bu davayı yapanlara denilir ki, böyle diyenlere, لَيْسَ هَاكَذَا لَفْسُ هَذَا الْحَدِيسِ Bu hadisin lefsi böyle değildir. اَلَّذ۪ي Öyle hadis ki رَوَيْتُمُّهُ siz beni rivayet eylediniz. Bunun lefsi böyle değildir. اِنَّمَا لَفْسُهُ Bunun lefsi. اَنَّهُ قَالَ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki تَوَافُكِ لِحَجِّكِ Haccin için yapmış olduğun tavaf يُجْزِيكِ sana kifayet eder. لِحَجِّكِ haccine de kifayet eder ve ömretiki ömrene de kifayet eder. Böyle buyurdu. فَاَخْبَرَ haber verdi ki اَنَّ الطَّوَافَ الْمَفْعُولَ لِلْحَجِّ Hac için yapılan tavaf يُجْزِيكِ sana kifayet eder اَنِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ haccı ömreden kifayet eder. وَاَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ هَذَا Siz bunu demiyorsunuz. اِنَّمَا تَقُولُونَ Siz diyorsunuz ki اَنَّ تَوَافَ الْقَارِنِ قَارِنِ تَوَافِ Tavafın bir tavaftır. لِقِرَانِهِ قِرَانِ için. قِرَانِ için tavaftır. لَا لِحَجَّتِهِ دُونَ عُمْرَتِهِ Haccı için لَا لِحَجَّتِهِ دُونَ عُمْرَتِهِ Bu ömresi değil de hacı için ve la li umreti duna haccihi yahut da ömresi için değil hacı için. Yani böyle demiyorsunuz. Bu yapmış olduğu tavaf hacı içindir de ömresi için değildir. Yahut ömresi içindir de hacı için değildir. Diyorsunuz ki Kur'an'ın tavafı bir. Mâ enne gayre ibn-i Ebi Necih halbuki ibn-i Ebi Necih'in gayrisi min ashab-ı ata'atanın ashabından kadre ve hadel hadise bu hadisi şerifi rivayet eyledi bi aynihi ayniyle bu hadisi rivayet eyledi an atayin atadan ala manen bir mana üzerine öyle mana ki gayri hadel mana bu mananın gayri bir mana üzerine rivayet eyledi sizin dediğiniz gibi değil o hadis de şu haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseymun kâle ekberena Haccacun ve akhberena Abdülmelik en ata en Aişete radıyallahu anha enneha Hazreti Aişe kalet dedi ki kultu ya Resulullah ben dedim ki ya Resulullah eküllü ehliki ehlike senin ehlin hepsi yerci'u Medine-i Münevvere'ye rücu ediyor, dönüyor bi haccetin ve umretin hac ve umreyle hac yaptılar, umre de yaptılar dönüyorlar gayri benden başka ben yalnız hac yaptım, umre yapamadım. Kale, Peygamber Efendimiz buyurdu ki
Ünfuri, halas, sefer et. Fe innehu yekfiki, sana kifayet eder. Yani hac yaptın ya, hacın kifayet eder. Bu hadisi böyle rivayet ettiler Ata'dan. Kâle Haccac. Haccac dedi ki, Abdülmelik'den rivayet, o da Ata'dan rivayet eder. Fî hadisi an Ata, Ata'dan rivayet etmiş olduğu hadiste ki, kâle, dedi ki, elahhat, ilhah eyledi. Alâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e ilhah eyledi ki, ya Resulullah ben ömre yapamadım, yalnız hac yaptım. فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ Efendimiz Hazreti Aişe'ye emreyledi. اَنْ تَخْرُجَ شِخَ اِلَى التَّنْعِمِ Tenime çıkar. فَتُهِلَّ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ Oradan bir umre niyet eder. وَبَعَثَ مَعَهَا Hazreti Aişe ile beraber gönderdi. اَخَاهَا kardeşini. Kardeşi kim? Abdurrahman ibn Ebi Bekir. Abdurrahman ibn Ebu Bekir radıyallahu anhümayı beraber gönderdi. فَأَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ Tenim'den Hazreti Aişe bir umre niyet eyledi, getirdi. ثُمَّ قَدِمَتْ قُدُومَ اِلَدِي فَتَافَتْ تَوَافِ اِلَدِي وَسَعَتْ سَعِيَ اِلَدِي وَقَسَّرَتْ saçlarından da teksir eyledi. وَذَبَحَ عَنْهَا Peygamber Efendimiz de zebh eyledi. Hazreti Aişe'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz Hazreti Aişe'den de hacı temettü olduğunda kurbanını kesti. قَالَ عَبْدُلْمَلِكْ اَنْ عَطَى Ata'dan rivayet eden Abdülmelik dediler ki, Zebha Peygamber Efendimiz zebheyledi anha Hazreti Aişe niyetiyle bakareten bir bakara zebheyledi. Fahber Abdülmelik, Abdülmelik haber verdi an Ata'in Ata'dan. O da an Aişe'te radıyallahu anh Hazreti Aişe'den bir kıssetiha bu kıssesini haber verdi. Bütuliha tamamıyla uzun uza diye haber verdi. Ve enneha Hazreti Aişe innema ahremet bil umreti umreyle ihrameyledi. Fî vakti ma bir vakitte ki kâne lehâ Hazreti Aişe için oldu en tenfure nefer ede yani çıka gide sefer ede bâde feragâhâ minel hacceti vel umreti haccü umreden fâri olunduktan sonra sefer edilmesi vaktinde oldu. Ve ennellezî zekerehu ol bir şey ki zikretti ki ennehu yekfîhâ ona kâfi gelir huvel haccü haccidi minel hacceti vel umre hacc ve umreden minel hacceti hacden vel umreti umreten let tavaf tavaftan değil yani haccı umre evvela umre niyetiyle geldiler ondan sonra hacca çıktılar fakat umresini Hazreti Aişe radıyallahu teala anha yapamadı haccini yaptı işte o vakitte Hazreti Aişe ilhah eyledik ya Resulullah ben umremi yapamadım onun için Resul-i Ekrem Efendimiz de gönderdi getirdi umresini yaptı yoksa let tavafı tavaf değil sizin dediğiniz gibi hac için bir tavaf yaptı. O haccın tavafı ömreye de hacca da kafi gelir. O değil ki. Evet. Bu nasıl oldu? İşte söylediğimiz gibi ömresini yapamadığından dolayı yapmış olduğu o tavaf haccın tavafiydi. Ömreninkini sonradan kaza etti. Ömreyi sonradan tavaf etti. Fakat batala batıl oldu en yekûne ola fî hadîsi atâin atanın hadisinde. Hâle bu hadisinde ola hüccetün hüccet ola fi hükmü tavafil karini karinin tavafının hükmünde hüccet ola keyfe o nasıl idi? Böyle bir hüccet yok ki. Bunda zaten kıran niyeti yok. Hazreti Aişe'nin niyetinde kıran yok ki burada. Bir ömre yapmış ayrıca bir de hac yapmış ayrı ayrı. Ve ihtecce men zehebe izâ fil karin. Karin hakkında bir tavafı sahip olanlar ihticacı ile diler ki ennehu yetufül umreti ve hacceti tavafın vahiden. Hac umresi için bir tavaf yapar diyenler ihticacı ile diler. Bir maşhur bir rivayetli ki haddesena Muhammed ibn-i Hüzeyme kâle haddesena Osman ibn-i Heysem kâle haddesena ibn-i Cüreyc kâle ve akbereni Ebu Zübeyr radıyallahu anh enne Cabir ibn-i Abdillah radıyallahu anh yekûl dehalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ala Aişete Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Aişe'nin yanına gitti. Vahye tepki, o da baktı ki ağlıyordu. Fekale buyurdu ki, Mâ leki tepkine, sana ne oldu ki ağlıyorsun? Kâle Hazreti Aişe dedi ki, Ebki ben ağlıyorum der. Nennâse hallû nas ihramdan çıktılar. Ve mâ ehlil, ben ihramdan çıkmadım. Ve tâfû bil beyti, onlar Beytullah'ı tavaf ettiler. وَلَمْ أَتُفْ بَنْ تَوَافِتْ مَدِلْ
Ve hazel hac, işte hac da kad hadara hazır oldu ki ma tera, senin gördüğün gibi. Hac vakti de geldi. Yani Hazreti Ayşe radıyallahu teala hayız günleri geldiğinde ömreyi yapamadı, hacda yaklaştı. Onun için ağlamaya başladı. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki hâzâ emrun, bu hayız bir emirdir, bir iştir ki ketebehullahu, Cenab-ı Hak onu yazdı alâ benâti Âdem'e, Hazreti Âdem'in kızlarına yazdı. Bu mukadder, Cenab-ı Hak böyle tekdir etti. Fâfesilî sen gusleyle ve ehilli niyetiyle bil haccî, hacc ile niyetiyle sümme haccî, sonra hacc yap, vekdî yap, ma ulbişî ki yakdil haccû, hacc ne yaparsa onu yap. غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوْفِ بِالْبَيْتِ, yalnız Beytullah'ı tevaf etme. وَلَا تُصَلِّي, namazları da kılma. Bunları terk et. قَالَتْ Hazreti Ayşe buyurdu ki فَفَعَلْتُ ذَٰلِكَ, ben böyle yaptım. Bir hacci ne yaparsa ben de öyle yaptım. قَالَتْ Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha buyurdular ki فَفَعَلْتُ ذَٰلِكَ, Resulullah Efendimiz'in dediğini yaptım. Yani o ki bana hayız günleri geldi, ben ömremi terk eyledim. Ondan sonra hac niyet eyledim. Hacıların yaptığını yaptım. Yalnız Beytullah'a tevaf etmedim. Namaz kılmadım. فَلَمَّا تَهُرْتُ, vaktaki ben temizlendim. قَالَ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki تُوْفِ بِالْبَيْتِ, Beytullah'ı tevaf et. وَبَيْنَ السَّفَا وَالْمَرْوَ, Safa ile Merve arasında tevaf et, sa'y et. ثُمَّ قَدْ حَلَلْتِ, sen ihramdan çıktın. مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ, haccından da ömremden de ihramdan çıkmış oldun. Fekultu, Hazreti Ayşe diyor ki ben dedim ki ya Resulullah, inni ecidu fi nefsi min umreti, benim ömrem dolayısıyla nefsimde bir şey buluyorum. İnni lem ekun tuftu, ben tevaf eylemedim. Ömre için tevaf eylemedim. Hatta haceştu, hatta hacca çıktım. Ömrem kaldı. Nefsimde bunu buluyorum ki ömremi de yapsam. Fe'emere Abdurrahman, Resul-i Ekrem'imiz Abdurrahman'a emreyledi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın kardeşi Abdurrahman'a emreyledi. فَاَعْمَرَهَا مِنَتَّنْ اِمْ, ten'imden onu ömre yaptırdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ı götürdü Mescid-i Ten'im'e. Oradan niyet eyledi. Hazreti Ayşe ömreye niyet eyledi. Geldi ömresini yaptı. حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِ يَلَّيْسُ عَنْ اَبِي زُبَيْرٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله اينم بحديث شريف امام الطحاوي يونس تركيده ده جابر بن عبد الله'dan rivayet ediyor. قالوا, bunlar dediler ki fakat emrehu nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem bi amr efendimiz Hazreti Ayşe'ye emrediydi ve hiye muhrimatun bil umreti vel hacceti, o umreyle ve hacceyle ihram eylemişti, ikisini cem etmişti, işte onu emrediydi. اَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَتَسْعَى بَيْنَ السَّفَا وَالْمَرْوَةِ, Beytullah'ı tavaf ede, Safa ile Merve arasında sa'y ede, ثُمَّ تُحِلَّ, ondan sonra da ihramdan çıkar diye böyle emreyledi. فَدَلَّ ذَلِكَ, bu delalet eyledi ki عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْقَارِنِ, قَارِنِنْ حُكْمِ فِي تَوَافِهِ, tavafında, تِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ, haccinde de hac ve umresi için tavafında, وَكَذَلِكَ, böylecedir, bir tavaf yapar dediler. وَاَنَّهُ تَوَافٌ وَاحِدٌ, bu bir tavaftır. لَا شَيْءَ عَلَيْهِ, kıran niyet eden kimse üzerine olmadı. مِنَ التَّوَافٍ, tavaftan başka, غَيْرُهُ, bu bir tavaftan başkası olmadı dediler. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ, hüccetten oldu. عَلَى اَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ الْاُخْرَى, bu diğer makaleyi söyleyen adamların aleyhine. كأن حديث عائشة رضي الله عنها, حديث عائشة من حديث هذا بحديث قد روي رواية edildi على غير ما ذكرنا, zikrettiğimiz şeklin gayrisi üzerine rivayet edildi. Bunlar dediler ki hac ve umreyi beraber niyet etmiş Hazreti Ayşe. Halbuki bu hadis böyle değil. Bunda bunların yanlışlıkları var. Şöyle ki haddesena Ebu Bekrete ve Muhammed bin Huzeyme قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة أن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت, Hazreti Ayşe buyurdular ki emarana nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bize emreyledi. Fekale buyurdu ki men, her kim şah dilerse en yuhille bil hacci, hac niyeti de niyet etsin. Ve men şah
Her kim de dilerse felyuhulle, o da niyet etsin bil ümreti, ömreyle. İsteyen hac niyet eylesin, isteyen ömre niyet eylesin diye emreyledi. Kâle Hazreti Âişe buyurdular ki, küntü ben oldum, mimmen şul kimselerden oldum ki, ehelle bi ümretin, ömre niyet edenlerden oldum. Ben ömre niyet ettim. Fehuttu, ben hayz gördüm ihram içinde. Ve dehale aleyye nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz benim yanıma geldi. Fe emereni, beni emreyledi ki, en enkuda râsi, başımı bozayım. İhrama girerken yapışkan bir şeyle saçlarını toplardılar bir araya ki kir, pas girmesin içine. Onun için Peygamber Efendimiz sen başını boz dedi. Vem teşit, hem de saçını dara. Enengude, Peygamber Efendimiz emretti ki enengude ben bozayım, resi başımı ve emteşide darayayım. Ve da ümreti, ömremi de terk edeyim. Çünkü ömreyi yapacak bir hal kalmadı. Bak burada haccı kıran niyet etti diye değil, bu rivayette geliyor ki ömreyle niyet etmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ikincisi, haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Yusuf ibn Ali, kâle haddesene ibn Ebi Zâide, an İsrail'e, an Zeyd ibn Hasan, an Ekrimeten, Âişe'de mislehu. Evet, İbn Ebi Davud terekiyle de yine aynı rivayet geliyor ki, Hazreti Âişe yalnız ömreyle niyet etmişti. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Yusuf ibn Ali, kâle haddesene ibn Ebi Zâide, an Nafi'in, an ibn Ebi Müleyke, an Âişe'de mislehu. Yani Hazreti Âişe'den rivayet edilen bu senette de Hazreti Âişe'nin niyeti ömreydi. Fesihâdel hadis, işte bu hadisi şerifte olucudur ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz emreha, Hazreti Âişe'yi emreyledi. Hîne hâdet, hîz gördüğü vakitte en tedâ ümreteha, ümresini terk eder. Çünkü ümre niyeti eylemişti. Fakat hîzde tavaf edemez, onun için ümreni terk et diye buyurdu. Ve zâlike, bu da kable tavafiha leha. Hazreti Âişe ömre tavafını yapmazdan evvel olmuş idi. فَكَيْفَ يَكُونُ نَصِلْ olur تَوَافَ Hazreti Âişe'nin tavafı فِي حَجَّتِهَا حَجِّنْدَ اَلَّتِ اَيْلَ حَجْكَ اَحْرَمَتْ بِهَا Onu niyet eyledi. بَعْدَ ذَٰلِكَ Bundan sonra, bu meseleden sonra hacca niyet eyledi. Ömresini terk etti, hacca niyet etti. Nasıl olur? ki yücziü kifayet eder. اَنْهَا Hazreti Âişe'den مِنْ حَجَّتِهَا تِلْكَ O haccinde ona kifayet eder. وَمِنْ اُمْرَتِهَا دَخُ اُمْرَسِنْدَنْ kifayet eder. Elleti öyle ömre ki katrafada da Hazreti Âişe onu raft etmişti. Hâzâ muhalim, bu muhaldır. Ve kadrevel esved anha, esved Hazreti Âişe'den rivayet eyledi ki zâlike bu mesele hakkında eyda yukarıdaki gibi neyi ma şul bir hadisi ki haddesena Rabi'ul Mâzzin kâle haddesena Esedun kâle haddesena Ebu Avane en Mansurin en İbrahim'e en el-Esved en Âişe'de radıyallahu anha Hazreti Âişe'den rivayet eyledi. Kâlet Hazreti Âişe buyurdular ki Haracına biz çıktık ve la nera biz görmezdik illa ennehu'l hac. Biz çıktık, biz hacdan başkasını görmezdik. Şimdi yukarıdaki rivayet Hazreti Âişe'nin ömre niyet ettiğini ispat etti. Buradan da Esved'in Nehaya Hazreti Âişe'den rivayet ediyor ki Hazreti Âişe diyor ki biz Medine-i Münevvere'den çıktık, biz görmezdik illa hac, yani hac niyetiyle çıktık. Felemma kadime Mekke'te vaktaki Peygamber Efendimiz Mekke'ye kudum eyledi, tafe tavaf eyledi ve lem yuhille, ihramdan çıkmadı ve kâne ma'hu el-hedyu, kendisiyle beraber hedi var idi. Fe tafe men ma'hu min nisâhi, kendisiyle beraber olan ezvacı müttaharattan diğerleri tavaf eylediler ve ashabu ashabi de tavaf eylediler. Fe halle, ihramını çözdü minhum onlardan, men bir kimse ki lem yekün ma'hu, onunla beraber olmadı, el-hedyu hedi olmadı. Kendisiyle beraber hedi olmayanlar hac niyet ettikleri halde Peygamber Efendimiz'in emriyle de ihramlarını çözdüler. Yani haccı ömreye çevirdiler. Kâle Hazreti Âişe buyuruyor ki ve hâdet Hazreti Âişe hayz günleri geldi hiye o kâlet. Hazreti Âişe buyurdu ki fekadeyna menâsikena min haccina. Biz hac ibadetlerimizi yaptıktan sonra فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَسْبَةِ Vaktaki hasbe gecesi oldu. لَيْلَةً نَفْرِ Mekke-i Mükerreme'den gitmek gecesi, yani Mina'dan indiler. Efali hacı bitirdiler. Ondan sonra لَيْلَةُ الْحَسْبَةِ dedi ki bu çadırlar
yukarıda muhassab denilen yerde kurulmuştu. Oradan gidecekler. Kultu ben dedim ki ya Resulallah eğer ciu eshabuke senin eshabın döner gider mi? Bi haccim ve umretin haccı umreyle senin eshabın gider ve eğer ciu ana bi haccin ben yalnız hacc ile dönerim ya Resulallah. Ben buna razı değilim. Yani onlar haccı umre yaptı getirir. Ben yalnız hacı yapacağım. Ömrüm kalacak. Gale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki ama kunti tufti bil beyti sen beytullahi tevaf etmedin mi idi? Leyaliye kadimine biz kudum ettiğimiz geceler hacdan evvel Mekke-i Mükerreme'ye geldiğimizde sen ömrenin tevafını yapmadın mı? Gale Hazreti Ayşe buyurdu ki kultu ben dedim ki la ya Resulallah yapmadım. Gale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki indaliki ma ahiki ile ten'im. Kardeşimle ten'ime git. En yakın yer orası harem hududunun. Fe ehilli oradan niyet et bi umretin umreyle. Sümme mev'udiki sonra senin mev'idin bana gelip kavuşacağın yer mekanu keza ve keza filan yere gel. Umreni yap oraya gel buyurdu. Fe fi hazel hadis bu hadis şerif orucudur. Ma bi şey ki yedüllü delalet eder ki la enne Hazreti Ayşe kad kânet haricet min umretiha umresinden çıktıydı. Elleti öyle ömre ki saret oldu. Mekane haccetiha onun haccinin mekanına oldu. Ne ile? Feshel haccı, haccin feshiyle haccı feshetti onun yerine oldu ya o ömreden çıktıydı. Bi haydaha, haydatiha, bi haydatiha, hayız günleri gelmesi sebebiyle. Nereye çıktı? İlâ Arafat, Arafa'ya çıktı. قَبْلَ تَوَافِهَا O umrenin tevafından evvel. Hazreti Ayşe'nin tevafından evvel daha umre için. Hazreti Ayşe o umresini tevaf etmesinden çıktıydı. Yani hadis-i şerifte geliyor ki Hazreti Ayşe hacı olarak geldi. Ondan sonra da o hacı hedi getirmeyenler feshettiler ihramlarını, umreye çevirdiler. Hazreti Ayşe de çevirdi. Çevirdi ama fakat heyiz günleri dahil oldu. O umrenin tevafını yapamadı. Yapamadığından dolayı oradan tekrar hacca niyet etti, çıktı. Gitti, haccı nefalini yaptı. لَاَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kâle leha, ona dedi ki اَمَا كُنْتِ تُفْتِي Sen tavaf etmedin mi? لَيَالِيَ قَدِمْنَا Bizim gittiğimiz geceler, bayramdan evvel. اَيْ لَوْ كُنْتِ تُفْتِ Eğer tavaf etmiş olsaydın كَانَتْ قَتَّمَّتْ لَكِ عُمْرَتُكِ Senin ömren de tamam olmuş olurdu. Neyle ma haccetti killeti şul bir haccinle beraber çıkart ferafi minha ondan farig oldun. Haccı nefalini yaptın. Eğer ömrenin tevafını da evvelce yapmış olsaydın o da tamam idi. Üzerine bir şey kalmamış olur idi. Felemma akhbaratu vakti Hazreti Ayşe haber verdi ki enneha lem tekun tafet tevaf etmediğini haber verdi. Leyaliye kadimu kudum ettiği geceler cealaha Peygamber Efendimiz onu kıldı bima faalet işlediği sebebiyle ba'de zalike li hacciha hacci için işlediğini min vukufiha bi arafata arafada vakfesini yaptığı için ev teveccühiha ileyha arafata teveccüh ettiği için ne olduğu halde hariceten min ümretiha ömresinden çıkarak ömresinden çıktı hac niyetiyle arafata teveccühünü evet kıldı fe emaraha onu ömresinden çıkmış kıldı. Femerah ona emriyle dedi ki en te'atemire ömre yapa. Uhura başka bir ömre. Mekaneha onun yerine minetten'im ten'imde bir ömre yapa. Fekeyfe yecudu nasıl caiz olur? Lika ilim bir adama ken yekule diye ki inne tavafaha bil beyti Hazreti Ayşe'nin beytullahi tevafi li haccetin bir hacc için tevafi ki hiye Hazreti Ayşe fiha o hacdeydi. Yekunu li tilkel hacce o hac için olur ve li umretin uhura bir de başka bir ömre için olur. O tavaf ikisine birden sayılır. Böyle ömre çıkart hariçet çıktı minha andan kabili zalike ondan evvel. Ömre niyetini hacdan evvel yapmıştı. O ömreden de çıkmıştı. Ondan sonra oradan hacca niyet etmişti. Hac günleri yapmış olduğu tavaf hem o haccına sayılsın hem de o evvelki yapamadığı ömreye sayılsın. Bu nasıl caiz olur bunu demek? Hâzâ indenâ muhâlim. Bu bizim indimizde muhaldir. Bu caiz olmayan bir şeydir. وَقَدْ رَوَى الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِي ذَٰلِكَ مَا حَدَّسَنَا
Hazreti Aişe'den diğer bir hadisi şerifi de Kasim rivayet ediyor. Kasim ibn Muhammed, kardeşinin oğlu. Haddeset Fatih. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قاسم بن محمد حضرت عائشة'nin kardeşi Abdurrahman bin Muhammed'in oğlu Kasim rivayet ediyor ki قالت حضرت عائشة buyurdu خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizle çıktık وَلَا نَذْكُرُ بِذِكْرِتْنَزْدِكِ اِلَّا الْحَجَّ اِلَّا حَجِّنِ zikrederdik. فَلَمَّا جِيْنَا شَرِفَ Vaktaki serif denilen yere geldik. Mekke-i Mükerreme'ye yakın bir yerin ismi. Serife geldik. تَمِسْتُ ben حَيْجْ gördüm. فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz benim yanıma geldi ve ne etki ben de ağlıyordum. فَقَالَ dedi ki مَا يُبْكِيكِ Sana ağladığın şey nedir? Niçin ağlıyordun? فَقُلْتُ ben dedim ki لَوَدِدْتُ Ben arzu ettim, sevdim ki en neylem ehudül amel. Keşke bu sene ben hac etmeseydim, bunu arzuladım. Evlem ehudül amel, bu sene çıkmayaydım. Kale lealleki nüfisti, herhalde sen heyiz gördün. Kultu naam, ben de evet dedim. Kale Resul-i Ekrem'in duyurdu ki, fe inne hâza emrum, bu bir emirdir ki ketebehullahu teâlâ Cenab-ı Hak onu mukadder kıldı. Alâ benâti Âdem. Hazreti Âdem'in kızlarını mukadder kıldı. Yani bunun zararı yok. Fes'ali sen işle mâ yef'alül hüccâc. Hacıların yaptığını yap. Gayre en la tatufi bil beyt. Yalnız beytullahı tavaf etme. Diğer ef'ali yap. Vakfelerini yap. Arafat'ta, Müzdelife'de, cemrelerini, atepsini yap. Beytullah'ın tavafı kalsın. Hatta temizlenmeye kadar. Kâlet Hazreti Âişe buyurdu ki felemmâ cînâ Mekke'te vaktaki Mekke'ye geldik. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فمز بيور إلى أصحابه أصحابنا كي اجعلوها عمرة سيز بو نية اتمشول دونز حج عمرة قلل فحل الناس ناس إهراملarını çözdürer إلا من كان معه هدي إلا kendisiyle هدي olan kimseler إهراملarında kaldılar فكان الهدي معه في أمر فمزle beraber هدي vardı ومع أبي بكر وعمر وعثمان وذي اليسار Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Zil Yesare denilen zatın hedileri var idi. Bunlar çıkmadılar. Sümme ehellu, sonra ihramdan çıkanlar da ihlal ettiler bil hacci hac ile. Yani bütün oradan ömreye çevirdiler ya, ömreye çevirdikten sonra hac niyetini de Mekke'den yaptılar. Hedi olmayanlar zaten ömrelerini yapmış çıkmıştılar, tekrar ihrama girdiler. Ömre şeyleri, hedileri beraber olanlar da onlar hediye getirmiş olduğundan haclarını ömreye çevirdiler ama ihramdan çıkmadılar. Fakat sonra Mekke-i Mükerreme'den tekrar hac niyet ettiler. Kendileri ihramlı oldukları halde. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ Vaktaki kurban bayramı günü oldu. تَهُرْتُ ben temizlendim buyuruyor Hazreti Aişe. فَاَرْسَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz beni gönderdi. فَاَفَدْتُ ben farz olan tavafı yaptım. Tavafı ifadeyi. فَاُتِيَ بِلَحْمِ بَقَرٍ Bir sığır eti getirildi. فَقُلْتُ ben dedim ki مَا هَذَا bu nedir? فَقَالُوا dediler ki اَهْدَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz hediye kıldı an nisaihi zevcelerinden el-begare bir sığırı. Bir sığırı kendi zevcelerinden hediye kıldı. Hacı temettü oldular ya işte onların kurbanları olarak bir sığır almış Resul-i Ekrem Efendimiz kestirmiş. Hatta izâ kânet leyletul hasbeti, hatta hasbe gecesi olduğu vakıpta artık herkes işi efali hacı, menasike hacı bitirmiş, Medine-i Münevvere'ye gidecekler. İşte o gece olduğu vakıpta kultu ben dedim ki ya Resulallah, yerci'un nâsü bi haccetin ve umretin. Nâs hac ve umre ile rücu ediyor ve erci'u bi haccetin ben yalnız hac ettim, onunla rücu edeceğim. Onunla döneceğim. Dedim. فَاَمَرَ عَبْدُرْرَحْمَانِ فَاَمَرَ Peygamber Efendimiz hem de dedi. Kimi? عَبْدُرْرَحْمَانِ اِبْنَ اَب۪ي بَكْرٍ عَبْدُرْرَحْمَانِ اِبْنَ اَب۪ي بَكْرَ emreyledi. فَاَرْدَفَنِي beni terkisine aldı. خَلْفَهُ arkasında deveye bindi. Arkasına da beni bindirdi. فَاِنِّي اَذْكُرْ ben hatırlarım ki اَنِّي كُنْتُ اَنْعَسْ benim uykum gelirdi. فَيَضْرِبُ وَجْهِ benim yüzüm vururdu مَاخَرَةَ الرَّحْلِ O devenin arkasındaki rehle benim yüzüm vururdu uykum geldikçe.
Hatta cînet ten'im, hatta ten'ime geldik. Fe ehleltü bi umreti. Ben oradan bir ömre niyet ettim. Ceza umretin nas, nasın ömresinin cezası olarak, ona karşılık olarak nas nasıl ki haccilerin ömreye çevirdi yaptılarsa, ben de ömreye çevirmiştim fakat o ömreyi yapamamıştım. İşte nasın yapmış oldukları o ömrenin yerine. Elleti öyle ömre ki e'temeru biha, o ömreyi yaptılardı. Haclarının yerine o ömreyi yapmıştılar. Ben yapamamıştım. Ben de onun mekanına, onun yerine bu vakıtta yaptım. Fahada işte bu mislul hadisi lezi şul bir hadisin misli gibidir ki kablehu bundan evvel. Bundan olan hadis gibidir. Fakat revahu urvetu, urve de rivayet eyledi bu hadise. Yani Aişe'te radıyallahu anha Hazreti Aişe'den ne olduğu halde ebyene min zalik, bundan daha ziyade vadih olarak Hazreti Urve de ziyareti rivayet eyledi. Hazreti Urve'nin rivayeti de şu. Haddesena Rabi'ul Mu'ezzinu kâle haddesena Esedun kâle haddesena Hammad ibn Seleme an Hişam ibn Urve an ebihi an Aişe'te radıyallahu anhu kâlet. Hazreti Aişe dedi ki harecna biz çıktık. Ne olduğumuz halde muvafine lil hilal. Hilale muvafi olduğumuz halde. Muvafi ne demek? Yani hilalinin beraber Zilhicce'nin ayı hemen girdi girecek. İşte biz de onunla beraber çıktık. Nereden çıkıyorlar? Medine-i Münevvere'den. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu ki men şaa en yuhille bil hac fel yuhil. Her kim hac isterse öyle niyet etsin. Ve men şaa en yuhille bil umre. Her kim umre niyet etmek isterse fel yuhille, o da umre niyet eylesin. Fe emma ana, ben fe inni uhillu bil hac, ben hac ile niyet ediyorum. De enne ma'yel hediye, benimle beraber hediye var. Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Kâlet Aişe radıyallahu anha, Hazreti Aişe buyurdu ki feminna, bizden oldu men ehelle bil hac, hac ile niyet eden oldu. Ve minna, yine bizden oldu men, bir kimse ki ehelle bil umreti, umre ile niyet eyledi. Ve emma ana, emma Hazreti Aişe radıyallahu anha diyor ki ben fe inni eheleltu, ben niyet ettim bil umreti, umre ile. Sevafani yevme arefe, arefe günü yaklaştı ve ana haidun, benim de hayız günlerim başladı. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki de'i anki, ya Aişe senden terk et umreteki, umreni terk et. Ve engudi şareki, saçını boz. Ve mteşidi dara. Sümme lebbi, sondan sonra lebbi koku bil hacci, hacci niyet et. Felebbi, Hazreti Aişe buyuruyor ki ben terbiye getirdim bil hacci, hacci niyet eyledim. Ömresini terk ettikten sonra hacci niyet ettim diyor. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَسْبَ, vaktaki hasbe gecesi oldu. Efali hac bitti. Artık millet dağılacaklar. Medine-i Münevvere'ye gelecekler. O vakit oldu. وَتَهُرْتُ, ben de temizlendim. اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emreylediler. Kime? Abdurrahman ibn Ebi Bekir'in. Kardeşim Abdurrahman'a diyor. Emreylediler. فَذَهَبَ بِي, beni aldı götürdü. اِلَى التَّنْعِمِ تَعِيمَ. فَلَبَّيْتُ, ben telbiye getirdim bir ümreti, ümre ile. Mescid-i Tenim'de oradan ümre niyet ettim. Ne için? قَضَاءً لِعُمْرَتِهَا, ümresini kaza için. Evvelce yapamadığı ümreyi kaza için oradan niyet ettim, geldim. فَبَيَّنَتْ عَائِشَةُ, Hazreti Aişe radıyallahu anh'a beyan buyurdu ki اَنَّ حَجَّتَهَا, onun haccesi كَانَتْ مَفْصُولَةً, mesul idi an umretiha, umresinden. İşte burada beyan etti ki onun umresinin niyeti başkaydı, haccının niyeti başkaydı. İkisini beraber niyet etmemişti. Kad kanet fîmâ beynehumâ, onun haccili umresi arasında oldu. Ne oldu? Nekadet şiaraha, saçlarını bozdu. Ve mteşedet taradi, bu arada çünkü umreyi yapamadığında ondan sonra o umreyi terk etti. Saçını bozdu, bu saçlarını daradı. Ondan sonra hacca yeniden niyet etti. فَكَيْفَ يَجُوزُ, nasıl caiz olurken يَكُونَ اُلَى تَوَافَ, Hazreti Aişe'nin tavafi لِحَجَّتِهَا اللَّتِي, ol bir haccı için ki بَيْنَهَا وَبَيْنَ عُمْرَتِهَا, o hac ile umresinin arasında olan mazekerine, bizim zikrettiğimiz şey. O da neden? مِنَ الْإِحْلَالِ, ihlaldan. Saçını bozmuş, saçlarını daramış, ihramdan çıkmış arada.
Ömre'den çıktıktan sonra hacca tekrar etmiş. Ondan sonra da bunun yapmış olduğu tevafi hem hacı için hem de ömresi için öyle bir ömre ki ömreden çıkmış, arada bunları yapmış, ondan sonra da hac etmiş. Ondan sonra da bayram günü yapmış olduğu tevaf ola ne ola? Yücüzi'ü en ha Hazreti Ömre'den kifayet, Hazreti Ayşe'den kifayet etmiş ola li ömreteha ve li hacciha, ömresi ve hacci için kifayet etmiş ola. Hâdâ muhâlun, bu muhaldır. Yani burada kitapta yücüzi'den sonra enha li ömreteha noksan, o da yazılacak ki ibare tamam olur. Yücüzi'ü enha li ömreteha ve li hacciha, hâdâ muhâlun, bu muhaldır, bu olmaz. Çünkü hacı kıran niyet ederken ikisini bir beraber niyet edecek. Ömreyi evvelden niyet etmiş, ondan çıkmış, sonra hac niyet etmiş. Bu hacı kıran değil ki. Ve huve, işte bu hadisi şerif. Evla daha evladır min hadis Ebu Zübeyir an Cabir'in radıyallahu anh. Ebu Zübeyir'in Cabir radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu hadisten ise bu Hazreti Ömer'in rivayet etmiş olduğu daha evdahtır. Bu daha alınmaya layıktır. لَاَنَّ ذَٰلِكَ, bu Cabir'in rivayetinde اِنَّمَا اَخْبَرَ ف۪يهِ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, Hazreti Cabir bu hadiste haber verdi bir kıssete Ayşe'te radıyallahu anh, Hazreti Ayşe'nin kıssesini haber verdi. وَاَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَلَّتْ, وَاَنَّ Hazreti Ayşe لَمْ تَكُنْ حَلَّتْ, ihramını çözmedi, beyni ümreteha ve hacceteha, ümre ile haccinin arasında çözdüğünü haber vermedi. Ve akhberet Aişetu radıyallahu anh, Hazreti Aişe haber verdi. Fî hâdâ, bu hadiste bi emrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin emrini haber verdi. İyye Hazreti Aişe'ye kebre duhûlâ fî haccetihâ, haccine girmezden evvel, hac niyet etmezden evvel ona emreyledi ki en tâdâ'a umreteha, umresini terk ede. Ve en tef'ale işleye mâ ul bi şeyi ki yef'alül helâlu helâl, bir adam ne işlerse başını daramak, başını yıkamak, evet, helal bir adamın yapacağı işleri yapmasını da ona emreyledi. Bima bir şeyle ki zekeret fi hadise, hadisinde zikreyledi. Hazreti Ayşe kendisi zikreyledi. Ve delle zalik, bu delalet etti. Eyda, yukarıdaki hadis gibi ki ala enne hadise ata'in, ata'nın hadisi. Rivayeti en Ayşe'de radıyallahu anh, Hazreti Ayşe'den rivayeti. Kema revahu anhul haccac, haccacın rivayet ettiği gibidir. Ve Abdülmelik, Abdülmelik'in rivayet ettiği gibidir. La kemâ revâhu anhu İbn-i Ebi Necih, İbn-i Ebi Necih'in rivayet ettiği gibi değildir. Vehtâce eyzâ, yine böylece mühtâc oldu. Ellezîne şöldür kimseler ki kâlû, dediler. Yatûfül kârinül hacceti ve ümreti tavafın vahide. Hac, ömre, niyet, ikisini beraber niyet eder ve hacı kıran yaparsa bir tavaf yapanlar, bunlar bir delil daha getirdiler. Ne ile ihticac ettiler? Bima bir hadis ile ki haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Yakub ibn Hümeyd, kâle haddesena Muhammed ibn Hazim, kâle haddesena el-Haccac ibn Arta, en Ebi Zübeyr, en Cabir ibn Abdillah, ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir ibn Abdullah buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz garene beynel hacci vel ümre, hac ile ümreyi beraber niyet eyledi. فَتَافَ لَهُمَا تَوَافًا وَاحِدًا, bunların ikisine de bir tavaf yaptı. Öyle rivayet, bir rivayet getirdi. Getirdi ama şimdi aşağıda beyan edecek. Peygamber Efendimiz hacı kıran niyet ettiği yoktu. Diyor ki bunlar hayır, hacı kıran niyet etti de ikisine bir tavaf yaptı. قِيلَ لَهُمْ, öyle bu delil, bu delili getirenlere denilir ki مَا أَعْجَبَ هَذَا, acip şey bu. اِنَّكُمْ تَحْتَجُونَ بِمِثْلَ هَذَا, bu gibi hadisle siz ihticac ediyorsunuz, bunu delil getiriyorsunuz. وَقَدْ رَوَيْتُمْ, halbuki siz kendiniz rivayet eylediniz. En Cafer ibn Muhammed, Cafer ibn Sadık'ten, Muhammed Bakır'ın mehlumi Cafer-i Sadık'ten rivayet eylediniz. O da kimden? En Ebi'nin babası Muhammed ibn Bakır'den. O da kimden? En Cabir'in, Hazreti Cabir'den rivayet eyledi ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اَفْرَدَ الْحَجَّ, hacci ifrat niyet eyledi. Yalnız hac niyet ettiğini siz kendiniz rivayet ediyordunuz. Şimdi burada da diyorsunuz ki hacı kıran niyet etti. Nasıl bunu böyle söylersiniz? Ve an İbni Cüreyci'in ve Levza'i ve Amr İbni Dinar ve Kays İbni Sa'din en Atay'in en Cabir'in radıyallahu anh.
İbn-i Cüreyc ve Evza'i ve Amr ibn-i Dinar ve Kays ibn-i Sa'd Ata'dan rivayet ettiler. 4 kişi. Onlar da Cabir'den, Ata'dan, Ata'dan Cabir'den radıyallahu anh ondan rivayet eyledi ki ennehum ashab-ı kiram kadimu sabihata rabi'atin. 4. gün sabahı Mekke-i Mükerreme'ye kudum eylediler. Mühilliğine ihlal edici oldukları halde ne ile? Bil haccı haccıyla. Hac niyetiyle Mekke-i Mükerreme'ye kudum eylediler. Fe'emerahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz onlara emreyledi ki en yece'luha uhaccı kılalar, ümreten ümre kılalar. Ve huve Peygamber Efendimiz de alessafa sefa üzerineydi. Fi ahiri tavafin, en son tavafın yani sa'i sonunda. Burada Safa üzerinde, diğer bir rivayette de diyor ki Merve üzerinde artık son sa'iydi, sa'in sonuydu. Böyle rivayet ettiniz. Fekeyfe tekbelûne, daha nasıl kabul ederseniz misle zalik, bu yukarıdaki hadisi mislini. Ve tete'ûne, terk ederseniz mislihâda, bu kuvvetli hadisi bırakırsınız da ötekini nasıl kabul edersiniz? Yani burada kendiniz kuvvetli bir senetle getirdiniz ki Peygamber Efendimiz hacı ifrat niyetiyledi. Yukarıda da getirdiniz ki hayır, hacı kıran niyetiyledi. Hacı kıran niyetinin senedi zayıf. Nasıl onu alırsınız da bu kuvvetli hadisi terk edersiniz? فِيْنِ اِحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Eğer bir tavaf diyenler ihticac ederlerse neyle بِمَا حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنِ سِنَانِ Yezid ibn-i Sinan'ın bize rivayet etmiş olduğu hadis ile ki kâle haddesena Ebu Amir, kâle haddesena Rabah ibn Ebi Ma'ruf en atayin en Cabir'in radıyallahu anhu en eshaben nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir radıyallahu anh dedi ki eshabi Resulullah lem yezidu ala tavafin vahidin. Bir tavaf üzerine ziyade eylemediler. Böyle bir rivayet geldi. Bununla ihticac ederlerse kıyla lehum, onlara denilir ki innema yani Cabirun radıyallahu anh, Hazreti Cabir kastediyor bahadı tavaf, bu tavaf ile yani bir tavaf yaptılar. Nerede? Beyne Safa vel Merve, Safa ile Merve arasında bir sa'i yaptılar. Kasti bunu kastediyor. Fakat beyyene zalik, bunu beyan eyledi. Anhu Cabir'den kim? Ebu Zübeyr bunu beyan eyledi. O da şu: haddesene ibn-i Merzuk kal, haddesene Ebu Asim عن ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابرا حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير أبي الزبير ذن رواية لديك سمع جابرا جابر رضي الله عنه إشتي يقول بيرور لك لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم في أنبار فمس توافي لمدي ولا أصحابه أصحابه توافي لمدي بين الصفا والمروة صفا والمروة أرسندا sa'y eylemediler. İlla tavafen vahiden, illa bir sa'y yaptılar. Ve innema erade Cabiren ve innema erade Cabirun olacak. Ve innema erade Cabirun, Cabir radıyallahu anh murad etti. Bihaza, bununla en yuhbirehum, onlara haber vere ki enne sa'ye beyne Safa vel Merve, Safa ile Merve arasındaki sa'y la yuf'alu, işlenilmez. Fi tavafi yevmil nehr, kurban bayramı günkü tavafta işlenilmez. Ve la fi tavafi sadr, sadr tavafında da işlenilmez. Kema yuf'alu fi tavafil kudum, tavafi kudumda işlenildiği gibi onlarda işlenilmez. Yani bayramdan evvel Safa ile Merve arasında hacı kırar niyet eden iki tavaf, iki sa'y yapar. Bayram günü o daha sa'yi ona lüzum yok. Bir de veda tavafını yaparken ona da veda yok. Bunlar ise hac niyetiyle çıktılar. Onlar bir sa'yi yaptılar. O sa'yi de nedir? İşte haccın sa'yidir. İkinci bir sa'yi yapmadılar. Yani veda tavafını yaparken ona sa'yi yapmadılar. Bunu kastediyor. Çünkü veda tavafında sa'yi yok. Ve leyse fî şey'in min hâza. Bunda bir şey olmadı. Delil olmadı ki ala annema ol bir şey ki alel karini, karin üzerine orucudur. Minet tavafi li umretihi ve hacceti, ömresi ve hacci için tavaftan karin üzerine olmadı. Olan şey huve tavafun vahidun, o bir tavafta böyle bir şey olmadı. Yani bunda delil arayacağız ki hac ve ömreyi beraber niyet edip kıran, niyet eden üzerine
olmadı da illa bir tavaf oldu. Böyle bir delil yok. Ev tavafani yahut da iki tavaf var. Bir tavaf yahut iki tavaf var diye bir delil yok. Fe'in gâle gâilun, bir adam itiraz etse dese ki fakat sahhan İbn-i Ömer, İbn-i Ömer'den sahih oldu. O da neden? Min kavlihi fil qârin. Qârin hakkındaki kavli şerifinden ki ennehu qârin olan bir adam yetûfü li umretihi ve haccetihi, umresi ve hacci için tavaf eder, tavafın vahiden bir tavaf eder. Böyle bir Abdullah İbni Ömer'den bir rivayet sahih oldu. فَاِلَى قَوْرِ مَنْ تُخَالِفُونَ, siz kimin kavrine muhalefet ediyorsunuz? فَاِلَى قَوْرِ مَنْ تُخَالِفُونَ, onun kimin kavrine muhalefet kılıyorsunuz? قَوْلَهُ Abdullah İbni Ömer'in bu kavrini, fizalik bu mesele hakkında. Abdullah İbni Ömer kıran niyet edene bir tavaf vardır, başka yoktur dedikten sonra bunun kavrine muhalif olarak kimin kavrine siz gidiyorsunuz, hangisini alıyorsunuz diye etiraz ederse قِيلَ لَهُ, adama denilir ki اِلَى قَوْلِ عَلِيٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَبْدِ اللّٰهِ, Hazreti Ali radıyallahu anh ve Abdullah ibn Mesud'un kavrine gidiyoruz. Abdullah ibn Ömer'in bu sözü Hazreti Abdullah Ali'nin ve Hazreti Abdullah ibn Mesud'un kavillerine muhaliftir. Biz Hazreti Ali ve Abdullah ibn Mesud'un kavillerini alıyoruz. Abdullah ibn Ömer'in rivayeti onlara muhalif. Nasıl? Onu da rivayet ediyor ki haddesena Yunus kal haddesena Süfyan en Mensuri en İbrahim'e ev Malik ibn Haris. İbrahim'den yahut Malik ibn Haris'ten Mensur rivayet eylemiş. O da kimden? En Ebi Nasr'in. Ebu Nasır'dan gâle ehleltu bil hac. Ebu Nasır diyor ki ben hac ile niyet ettim. Fe edrektu aliyyem, ben Hazreti Ali'ye yetiştim. Fe kultu lehu, ona dedim ki inni ehleltu bil hac, ben hac ile niyet ettim. Efe astati'u en udife ileyi umreten, ben ona umreyi muzaf edebilir miyim, buna cevaz var mı? Gâle Hazreti Ali buyurdu ki la, bu caiz değildir. Levk künte ehlelte bil umreti, umre ile niyet etmiş olsaydın, sümme aradde, sonra murad etmiş olsaydın ki ente dumme ileyha, ona ekleyesin el hacci hacci, zamamtehu, onu ekler idin, onu niyetiyle beraber yapar idin. Kale Ebu Nasır dedi ki kultu, ben dedim ki keyfe esna'u ya emir ya Ali radıyallahu anh, keyfe yapayım, nasıl yapayım, izâ aradtu zâlik, ben bunu yapmak istersem size nasıl yapayım? Hac niyet ettim, şimdi ömreyi de ona ilave etmek istiyorum. Kale Hazreti Ali kerremullah ve şef buyurdu ki tasuddu aleyke idaveten mimma, senin üzerine bir kap su tük, ya kabından al, gusl et demek istedi. Sümme tuhrim mu, sonra ihram et bihima, her ikisiyle cemiyan. Ene velav, üzerine su tükersin, sümme tuhrimu bihima cemiyan, sonra ömre ve hac diyerek niyet edersin. Ve tatufu li kulli vahidin minhuma, bu hac ömre için de tavaf edersin, her birisi için tavafın birer tavaf. Bir tavaf ömre için, bir tavaf da sa'i için yaparsın, hac için yaparsın. İşte bu Hazreti Ali radıyallahu anh'den gelen rivayet ki bak bu iki tavaf kıldı. Abdullah ibn Ömer'in kavline muhalif. Haddesena Ebu Bekir'de kâle, haddesena Ebu Davud'a kâle, haddesena Şöbetu kâle, ehbereni Mansurun, en Malik ibn-i Haris, en Ebi Nesr-i Selemi. Ebi Nesr-i Selemi'den rivayet edildi. O da kimden? En Ali'yin radıyallahu anh, Hazreti Ali'den mislehu, aynı hadisi şerifi. İmam-ı Tahavi bir Yunus tarikiyle de, bir de Ebu Bekir tarikiyle rivayet eyledi. Kâle Ebu Davud, ravi, Ebu Davud dedi ki, kâle Mansur, Mansur, ravilerden Mansur, tezekertu zâlikeli mücahid, ben mücahide bunu zikreyledim. Fekâle, mücahid dedi ki, mâ künnâ nüftinnâs nâsa fetva vermezdik illa bir tavafın vahidin, illa bir tavaf ile. Biz daima fetva verirdik ki, kıran niyet eden bir tavaf yapar. Feemmel an, ama şimdi meseleyi ben anladım, fela, böyle fetva vermem. Demek ki hacı kıran niyet edeni iki tavaf lazımmış. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten gelen bu rivayet bunu izaha kavuşturdu. Haddesena Muhammed ibn al-Haccac kâle, haddesena al-Hasibu kâle, haddesena Yezid ibn Ata, ani la'meş, ani İbrahim'e ve Malik ibn al-Haris, ani Abdurrahman ibn Üzeynete, kâle se'eltu aliyyen radıyallahu anh. Abdurrahman ibn Üzeyne diyor ki ben Hazreti Ali'ye sordum.
فَزَكَرَ مِسْلَهُ اَيْنَمْ Bu hadis-i şerifin mislini zikreyledi. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْنَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَوَانَ اَنْ سُلَيْمَانَ فَزَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِسْلَهُ İmam-ı Tahavi Muhammed bin Huzeyme terikiyle de aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Ebu Avane terikiyle Süleyman'dan. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Ebu Avane en Mansurin en İbrahim en Malikin en Ebi Nasr'ın mislehu. Diğer bir senetle daha İmam-ı Tahavi zikriyle de. Kâle Mansurun Mansur dedi ki fezekertu zâlike ben bunu zikreyledim li mücahidin mücahide Hazreti Ali Hacı kırandı, iki tevaf lazımdır diyor. Fekale Mücahit dedi ki مَا كُنْتُ اُفْتِ النَّاسِ Ben nasa fetva vermiyor idim illa bir tavafin vahidi. Bir tavaf ile fetva veriyordum. فَاَمَّ الْاَنْ اَمَّا şimdi فَلَا böyle fetva vermem. Yani bir tevaf lazımdır demem. İki tevaf lazımdır. Biri hac için, biri ömre için. حَدَّسَنَا بْنُ اَبِي عِمْرَانِ قَالَ حَدَّسَنَا شُجَاعَ بْنُ مَخْلَدْ حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن منصور بن زازان عن الحكم عن زياد بن مالك عن علي رضي الله عنه وعبد الله حضرت علي وعبد الله بن مسعود رواية إلى زياد بن مالك قال حضرت علي وعبد الله بن مسعود buyurdular ki القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين القارن قرن نيتيden adam يطوف طوافين iki tavaf yapar وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ iki sa'yı yapar. فَهَذَا عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللّٰهِ İşte Hazreti Ali ve Abdullah bin Mesud قَدْ زَهَبَا zahib oldular فِي تَوَافِ الْقَارِنِ Kıranın tavafında neye zahib oldular? اِلٰى خِلَافِ مَا زَهَبَ اِلَيْهِ İbn-i Ömer radıyallahu anh'a İbn-i Ömer'in zahib olduğunu hilafına zahib oldular. İbn-i Ömer kıran niyet eden bir tavaf yapar dediler. Hazreti Ali ve Abdullah bin Mesud hayır iki tavaf yapar dediler. İşte eser terikiyle, rivayet terikiyle mesele burada tamam oluyor. Burada neticeye bağladı ki kıran niyet eden adam iki tavaf iki sa'y yapacak. Ve emma veçhü zâlike min tarikin nazar. Nazar terikiyle bunun veçhiyi bir de kıyas terikiyle ispat ediyor. Fe inna reyna racüle biz bir adamı gördük ki zâ ahreme bi haccetin. Haccı niyet etti mi? Vecebet aleyhi. Bu adam üzerine vacip olur. Vecebet aleyhi o adam üzerine vacip olur. Bima fiha o hacde olan şeylerle beraber vacip olur. O da neden? Minet tavafi bil beyti beytullahi tavaf etmekten ve sa'i beyne safa vel merve safa ile merve arasını sa'i etmekten bunlar o hac niyet etmekle beraber bunları yapmak vacip olur. Ve vecebe aleyhi gene o hac niyet edene vacip olur. İntihâki maşul bir şeyi intihak etmek, istikab etmek ki kad harumu aleyhi ana haram edildi. Ne sebebiyle haram olur? Bi ihramihi o adamın ihram etmesi sebebiyle. Biha hacca, hacca ihram etti, ona niyet etti mi? Hac sebebiyle haram olan şeyler, onları irtikab etmek de o adama haram olur. O da neden? Haram olan şey de minel kefaret, kefaretlerden olan şeyler ne sebebiyle? مَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَنْ üzerine vacip olan şey fizalik bunda. Yani bir adam hacca niyet etti mi yapması lazım, hacda yapması lazım gelen şeyler vacip olduğu gibi hacda yapılması caiz olmayan şeyler de yapmayacak. Eğer yaparsa ona vacip olur. Ne vacip olur? مَا يَجِبُ عَلَيْهِ fizalik. O şeyi irtikap eder, kefaret neye lazım gelirse o da vacip olur. Ve kezalike yine böylece izâ ahreme bi umretin bir ömre ile ihram etti mi? Vecebet aleyhi eyda o adama vacip olur. Hac vacip olur. Ne ile? Bima bir şeyle vacip olur ki fîhâ umrede orucudur. Minet tavaf tavaftan neyi bil beyti beyti ve sa'i beyni safa vel merve safa ile merve arasını sa'i etmek bunlarla beraber umre vacip olur. Ve vecebe aleyhi yine o adama vacip olur. İntihâki maşûl bir şeyi intihâk etmekte ki harume aleyhi anın üzerine haram olur. Ve ihramihi biha ömrenin ihrami sebebiyle. Neden o da minel kefaret kefaretlerden? Bunlar da vacip olur. Ma ol bir şey ki yecibe aleyhi fizalik. O ömrede vacip olan şeyler yapması nasıl vacip olursa yapmaması lazım gelen şeyleri de yapmayacak. Şayet yaparsa
yaptığında ne kefaret lazım olursa o kefaretler de lazım gelir. Ve kâne izâ cema'ahumâ, hac ile ömreyi cem ettiği vakitte de feküllün, ulemanın hepsi kadecme İsmail dedi ki ennehu adam fi hürmeteyni, iki ihramdadır. Hürmeti haccin ve hürmeti ömretin. Bir haccin ihrami, bir ömrenin ihrami. Bu ikisinde beraberdir. Fekâne yeci'ü fin nazar, nazarda gelir ki en yecibe aleyhi, vacib ola. O adam üzerine li kulli vâhidin minhuma, haccin hürmeti, ömrenin hürmeti her birerleri için vacib olan minet tavafi ve sa'i, tavaftan, sa'iden ve gayri zalik, daha başkaları minel kefaret, kefaretlerden. Kefaretler de nerede? Fintehâkil hurum, haramları intihak etmekte. Elleti öyle haramlar ki harumet aleyhi, o adam üzerine haram oldu. Fîhâ ihramda. Ne vacib ola? Mâ ulbişey ki kâne yecibü aleyhi, ona vacib olurdu. Leha ömre için, lebefredaha ifrad ettiği vakitte. Yahut da hac için, gerek hac gerek ömre için teker teker niyet ettiğinde ne lazım gelirse cem ettiği vakitte de o şeyler yine teker teker lazım gelir. Binaenaleyh hac ve ömreye niyet eden bir adam haccın efalini de yapacak, ömrenin efalini de yapacak, birbirine katıştırmayacak. Sonra bir ceza işlerse iki şer gelir. Bir haccın ihramına ceza yapmış oluyor, bir de ömrenin ihramına ceza yapmış oluyor. Onlar da çifter çifter gelir. فَاُدْخِلَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ, bu kavle ithal edildi, fakile denildi ki, yani burada birisi tarafından sual ediliyor ki, itiraz ediyor. فَقَدْ رَئِيْنَا, biz gördük. الْحَلَالَ, helal bir adamı, يَسِيدُ السَّيْدَ, avı avlıyor, فِي الْحَرَمِ, haremde. فَيَجِبُ عَلَيْهِ, an üzerine vacip oluyor, el cezâ-u bir ceza. O da ne için? لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ, haremin hürmeti için. Haremde av avlamak caiz değil. Helal bir adam avlarsa ona ceza geliyor, bir ceza. وَرَيْنَ الْمُحْرِمَ, mührimi, mührim olan bir adamı da gördük ki يُسَيْبُ سَيْدًا فِي الْحِلْ, hilde haremin haricinde bir av avlarsa فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ, ona da ceza vacip oluyor, لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ, ihramın hürmeti için. Öteki helal olan bir adam ihramda değil, harem hududunda avladığından ona bir ceza lazım geldi. Bu mührim olan bir adam da haremde değil de harem hududunun haricinde av avladı mı mührim olduğu için ceza lazım geldi. Varayna, biz gördük. Şimdi bunlar teker teker ceza lazım geliyor. Fakat bir mührimi de gördük ki izâ esâbe seyden fil harem, haremde av avlarsa buna kıyasla iki ceza lazım gelmesi lazım gelir. Birisi ihramdadır, bir de haremde avlanmıştır. Halbuki vecibe aleyhi, ona vacip oluyor, cezaun vahidun, bir ceza. O da ne için? Lühürmetil ihram, ihramın hürmeti için. Ve dehale fihi, ona dahil oldu hürmetül ceza, lühürmetil haram. Haremin hürmeti için ceza hürmeti buna dahil oldu. Mührim olduğu için bağı avladığından ceza lazım geliyor, ama bir de bağı haremde avladı, ona bir ceza daha lazım gelmesi, iki ceza lazım gelmesi lazım idi. Halbuki bir ceza lazım geliyor. Burada harem-i şerifin hürmeti ihramın hürmetine dahil olmuş oldu. Bu da böyle olmaz mı diye itiraz ediyor. Ve huve fî vakti mâ asâbe zâlike seyd, o adam seyde isabet ettiği vakitte olduydu. Fî hürmeteyni, iki hürmette olduydu. Fî hürmeti ihramin, bir ihramın hürmeti ve hürmeti haremin, bir de haremin hürmeti. İkisi var idi. Bir ihramdaydı, bir de harem-i şerifte yaptı. فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ, adam üzerine vacip olmadı. لِكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْحُرْمَتَيْنِ, o iki hürmetten her birerleri için vacip olmadı. Ney vacip olmadı? مَا بِشَيْكِ كَانَ يَجِبْ عَلَيْهِ, o adam üzerine vacip olurdu. لَهَا اُحْرْمَتْ اِچِنْ لَوْ اَفْرَدَهَا, teker teker yapsaydı iki kurban lazım geliyordu. Halbuki bu arada ikisini beraber yaptığından bir ceza lazım geldi, iki ceza lazım gelmedi. قَالُوا, işte bunlar dediler ki فَكَذَٰلِكَ الْقَارِنُ, kıran yapan da böylecedir. Nerede? فِي مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ, kendi üzerine vacip olan şeyde. لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ عُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ, ömresinden ve haccinden her birerleri için kendisine vacip olan şeyler
birbirine girer, ikisine ayrı ayrı değil de bir lazım gelir. Vacip olan şey bir şey olur. لَوْ اَفْرَدَهَا وَنِ اِفْرَادِ السَّيْدَ ayrı ayrı olacaktı. Fakat ikisini cem ettiğinden birleşti. لَا يَجِبُ عَلَيْهِ anın üzerine vacip olmaz. فِي ذَٰلِكْ bunda لَمَّا جَمَعَهُمَا bunları cem ettiğinden yahut da لِمَا جَمَعَهُمَا bunları cem ettiği için buna iki ceza lazım gelmez. اِلَّا مِسْلُمَا اِلَّا bir şeyin misli vacip olur ki يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اَحْدَهُمَا İkisinden birisini tek yaptığı vakitte ne vacip olursa o lazım gelir. Ceza tek olur, iki olmaz. وَيَدْخُلُ دَاخِلُلُ مَا اُلْ بِشَيْكِ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ O adam üzerine vacip olur değil, uhra öteki için o dahil olur. Ne vakitte vacip olur değil, وَكَانَتْ مُفْرَدَةً Müfred tek olduğu vakitte vacip olacak şey dahil olur, فِي ذَلِكْ ötekine dahil olur. Binaenaleyh Hacı kıran, niyet eden adama iki tavaf lazım gelmiyor, bir tavaf lazım geliyor. Böyle bir kıyas yaptı bu da. Kıyle lehu, o adama denilir ki, اِنَّكُمْ لَمْ تَكْتَعُوا Siz katiyetle hükmetmiyorsunuz. Kesip atmıyorsunuz ki, اَنَّمَا شُرْ بِشَيْكِ يَجِبَ عَلَى الْمُحْرِمِ Mührim üzerine vacip olan şey, فِي قَتْلِهِ السَّيْدَ فِي الْحَرَمِ Haremde avı avlayan bir adam da, mührime vacip olan şey cezaun vahidun bir cezadır. Siz bunu kesip atmıyorsunuz, böyle demiyorsunuz ki. Mührim bir adam haremde avlarsa bir ceza mı lazım gelir diyorsunuz, demiyorsunuz. Ya iki ceza lazım geliyor diyorsunuz, ona kıyas edemezsiniz. Fakat kâle Ebu Hanifete ve Ebu Yusuf ve Muhammedun rahimahumullah. Bu üç imam buyurdular ki, innel kıyase kıyas kâne oldu indihum. Bu itiraz edenler indinde fizalik bu mesele hakkında. Yani bir mührim bir adam haremde av avlarsa kıyas onlara göre oldu ki ennehu yecibu aleyhi o adam üzerine vacip ola cezaani iki ceza. Cezaun bir ceza li hürmetil ihram ihramda olduğu için ve cezaun bir ceza da li hürmetil harem haremde av avladığı için. Ve ennehum bunlar innema khalefu zalike buna muhalefet eylediler istihsanen. İstihsanın muhalefet eylediler. وَلَكِنَّا لَا نَقُولُ فِي ذَلِكَ Lakin biz bu mesele hakkında demeyiz ki makalı onların dedikleri gibi demeyiz. وَلِلْ قِيَاسُ قِيَاسُ اِنْدَنَا bizim indimizde فِي ذَلِكَ bu mesele hakkında مَا اُلْبِشِ كِ زَكَرُوا zikreylediler اَنْدَهُمْ Onlar istehsenuhu bunu istehsen gördüler. Böyle güzel gördüler. وَذَلِكَ bu da اَنَّا رَيْنَا الْاَصْلَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ Asıl kaideyi gördük ki onun üzerine icma vardır. اَنَّهُ يَكُودُ جَائِزُلُ لِلْرَجُلُ bir adama اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَاَمْرَةٍ Hac ile ömre arasını cem etmek insana caiz olur. وَلَا يَجْمَعُ cem etmek caiz olmaz. بَيْنَ حَجَّتَيْنِ iki haccin arasını وَلَا بَيْنَ اَمْرَتَيْنِ iki ömrenin arasını cem etmek caiz olmaz. İkisi de hac, ikisi de ömre olursa caiz olmaz. Ama biri hac, biri ömre olursa caiz olur muhalif olduğundan. فَكَانَ لَهُ adama caiz olduken يَجْمَعَ cem eder diye ihramın vahidin bir ihram ile beyni şekleyini muhtelifeyini iki muhtelif şeklin arasını cem eder. Bir had bir ömre muhtelif olduğundan bir ihramının bunları cem eder. فَيَدْخُلُ dahil olur cem ede de فَيَدْخُلَ dahil ola bizalik bununla fihima iki ihrama dahil ola cem eder. İkisine de dahil olur. وَلَا يَجْمَعَ cem etmeye beyni şeyeyni İki şey arasında, min sınıfın vahidin bir sınıftan. Mesela ikisi de hac, yok o cem edemez. İkisi de ömre, yine cem edemez. Asıl kaide bu. Ve bunda da ittifak var. فَلَمَّا كَانَ مَا زَكَرْنَا Vaktaki bizim zikrettiğimiz oldu. Kezalik böylece. Yani hacı ömre muhtelif olduğundan bunların ikisini bir ihramda niyet edebilir. Fakat iki hac bir cinsten olduğundan İki hacı bir ihramda cem edemez. İki ömre bir cinsten olduğundan bunlar da bir ihramda cem edemez. Bu kaide böyle olduysa kâne lehu öyleyse bir adama caiz oldu ki en yecme cem eyde eyda bu ihramların muhtelif olanlarını cem etmesi gibi ve edaihi vermesi sebebiyle cezaen vahiden bir cezayı vermek sebebiyle cem ede neyi cem ede? مَا شُلْ بِشَيْهِ جَمْ اِدَكِ يَجِبُ عَلَيْهِ O adam üzerine vacip olur. بِحُرْمَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ İki
hürmet ama muhtelif, bir cinsten değil. O iki hürmetin irtikabıyla üzerine vacip olan cezayı bir ceza olarak eda eder, birleştirebilir. Hüma ve huma, o iki muhtelif olan hürmet de nedir? Hürmetül harami, bir harami şerifin hürmetidir. Elleti, öyle harami şerifin hürmeti ki la yücziyü fiha es-savmu, onda oruç kifayet etmez. Harami şerifte ava olursa muhakkak onun kefareti avladığı hayvanın misli bir hayvan boğazlayacak. Oruç tutmak olmaz. Öteki de ve hürmetül ihram, ihramın hürmetidir. Mührim olan bir adam avlayamazdı. Orada avladı ya, elleti öyle ihramın hürmeti ki yücziyü fiha, onda kifayet eder es-savmu oruç. Bunlar muhtelif. İki haram işledi. Birisi harem-i şerifin hududuna tecavüz ettiği, birisi de ihramın içinde olduğu halde yapılması caiz olmayan şeyi yaptı. Bunlar muhtelif olduğunda bunların cezasının arasını cem edip de bir ceza verebilir. Ve yekûnü bizalik, bununla olur. El cezaul vâhidu, bir ceza müeddeyen ödenmiş olur. Neden? Amma ol bir şeyden ki yecibu aleyhi, o adam üzerine vacip oldu fîhime, bu iki hürmette. Hürmetler muhtelif olduğundan dolayı kendisine vacip olan o iki cezayı birleştirir, bir ceza verir, bu caiz olur. İki, hacc-ı ömreyi cem ettiği gibi. فَلَمْ يَكُنْ لَهُ, o adam için olmadı, اَنْ يَجْمَعَ cem اَدَى بَاَدَائِهِ, eda etmek sebebiyle. Neyi eda? Cezaen vahiden, bir cezayı eda etmekle cem eder. Neden? اَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ, üzerine vacip olan şeyden. فِنْتِحَاكِ حُرْمَتَيْنِ, iki hürmeti intihakta. Öyle hürmeteyin ki mütelifeyni, müttefik, min şeklin vahidin, bir şekilden. Bir şekilden dolayı birbirine mütelif, müttefik olan iki hürmeti irtikap ettiğinden aralarını cem etmek olmadı. Vehme onlarda ne der? Nedir? Hürmetül umreti, ömrenin hürmeti ve hürmetül hacci, de haccin hürmeti. Bu adam iki ihrama girmişti. Birisi ömrenin hürmeti vardı, bir de haccin hürmeti vardı. Bunlar da birbirleriyle birleşen cinsten olduğundan dolayı bunlara bir ceza verip bu caiz olmadı. Ya bunların cezaları ayrı ayrıdır. Çünkü bunlar muhtelif değildirler, mütelifdirler. Cezaları ikişer olur. Kemalem yekun lehu, o adama caiz olmadığı gibi en yedhule gire bi ihramin vahidin, bir ihram ile fi hürmeti şeyeyni mütelifeyni. İki müttefik, mütelif olan şeyin hürmetine girmek caiz olmadığı gibi. İki hacca girmek caiz olmadığı gibi, iki ömreye girmek bir hanımına caiz olmadığı gibi, burada da mütelif olan haccı ömrenin cezasını birleştirsin, bir versin, bu da olmaz. Ya ikisinin ayrı ayrı cezasını verecektir. Çünkü bunlar muhtelif değildirler. وَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرْنَا اَيْدَا, vaktaki bizim zikreylediğimiz bu oldu. Kezalik böylece. وَكَانَ تَوَافُ لِلْحَجَّةِ وَالتَّوَافِ لِلْعُمْرَ, haccın tevafi ve ömrenin tevafi de oldu. مِنْ شَكْلٍ وَاحِدٍ, bir şekilden oldu. لَمْ يَكُنْ, tevaf bir. لَمْ يَكُنْ, olmadı. بِتَوَافٍ وَاحِدٍ, bir tevaf ile dahilen fihima, o ikisine bir tevaf ile girer olmadı. Niye? Hacc-ı umre iki ihramla olduklarından dolayı onlara girerken bir tavafına girmiş olmadı. وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ التَّوَافُ, o bir tavaf da olmadı. مُجْزِيَنْ عَنْهُمَا, iki tavaftan kafi gelir olmadı. وَاَحْتَاجَ, o adam mühtaç oldu ki اَنْ يَدْخُلَ كِرَ ف۪ي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا, o tavafların her birisine gire duhulen, girmekle alahidetin, tek başına. Her birisine ayrı ayrı girecek, ayrı ayrı tevaf edecek. Girecek. Kıyasen ve nazaren ila mazekerine, bizim zikrettiğimiz şeye kıyasen ve nazaren böyle olması lazım. Ömrenin tevafını ayrı yapacak, haccın tevafını da ayrı yapacak. Ne üzerine kıyas ettik? Ela mazekerine, zikrettiğimiz şey üzerine. O da neden? Min maşul, bir şeyden ki yecme'u, cem eder bi ihramin vahidin, bir ihramda. Min el hacceti vel ümreti, haccı ümreden İkisini bir ihramla niyet eder. Böyle hacc-ı ümre ki el-muhtelifeyni, hiç cinsten değil, muhtelif. Ve mimma zekerna, dahi bizim zikrettiğimiz şeyden, o da neden? Mimma ol bir şeyden ki la yecme'hu, cem etmez, minel hacceteyni, mütelifeteyni.
mütelif olan iki hacı bir ihramda cem edemez. Vel ümreteyni mütelifeteyni, yani müttefik olan iki ümreyi bir arada cem edemez. Ama hac ömrü olursa cem eder. Hac ömrü muhtelif olduğundan cem eder. Onların da ibadetleri ayrı ayrı. Hacca girdiği vakitte onun tavafı başka, ona vacip olmuş. Ömreye girdiğinde de onun tavafı ayrıca başkaca vacip olmuş. Bu meseleyi böyle kesip attı. Ondan sonra diyor ki فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam itiraz istedi. Siz ki فَقَدْ رَئِنَاهُ biz o adamı gördük ki يُحِلُّ مِنْ حَجَّتِهِ وَاُمْرَتِهِ hac ömresinden çıkıyor بِحَلْقُ وَاحِدٍ bir tıraşla. İki tıraş olmuyor. Madem iki ihramdır iki defa tıraş olsun. Halbuki bir tıraşla çıkıyor. وَلَا يَكُونَ عَلَيْهِ an üzerine de olmuyor. غَيْرُ ذَلِكَ bundan başka. Bir halk. فَكَذَلِكَ اِذَا öyleyse bu da böylecedir ki يَتُوفُ لَهُمَا hac ömre için tavaf eder. Tavafın vahiden bir tavaf. وَيَسْعَ لَهُمَا onlar için sa'y eder. Sa'yen vahiden bir sa'y. لَيْسَ عَلَيْهِ an üzerine olmadı. غَيْرُ ذَلِكَ bundan başka. Yani tıraşa kıyasıyla değil. Böyle derse ki لَهُ ona denilir ki قَدْ رَيْنَاهُ biz o adamı gördük ki يُحِلُّ بِحَلْكٍ وَاحِدٍ مِنْ اِحْرَامَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ o bir tıraşla çıkıyor ama iki muhtelif olan ihramdan çıkıyor. Biri haccın ihrami, biri ömrenin ihrami. لَا يُجْزِيهِ ف۪يهِمَا böyle iki ihram ki onlar da kifayet etmez illa tavafani muhtelifani illa iki tavaf olacak. Madem ihramlar muhteliftir, öyleyse tavaflar da muhteliftir. Tavafın biri haccındır, birisi de ömrenindir. Ve zâlike bu da enne racülen bir adam le vâhreme bi ümretin, ömre niyet etseydi. Fetâfe lehâ ve sa'a, ona tavaf ve sa'yini yapsaydı. Ve sâgel hedi, hedide sevk etmiş olsaydı. Sümme hacce min âmihi, o senede hac yapmış olsaydı. Fesâre bi zâlike bununla olurdu, mütemeddi'en mütemeddi olurdu. Ki ennehu kâne hükmuhu, o adamın hükmü yevmen neher, Kurban Bayramı günü neydi? En yahlika halqan vahidan bir tıraş olacaktı. Fe yuhilla bizalik bununla da ihramdan çıkmış olaydı. Minhum her ikisinden cemia. Bir adam ömreyi yaptı, hedi getirdi. Ömreyi yaptı ama tavafını sayını yaptı. Başını tıraş edemedi. O adam haccinde niyet etti, temettü etti. Bayram günü ne yapacak? Hediyini boğazladıktan sonra bir tıraş olacak, iki tıraş olacak değil ya. Onun tıraş olduğu gibi ihramların ikisinden de çıktı. فَكَانَ يُحِلُّ بِحَلْقٍ وَاحِدٍ مِنْ اِحْرَامِينِ مُخْتَلِفَيْنِ iki muhtelif ihramdan bir tıraş ile çıkmış oldu. قَدْ كَانَ دَخَلَ ف۪يهِمَا halbuki o iki ihrama girmiş oldu. دُخُولًا مُتَفَرِّقًا müteferrik ayrı ayrı girmiş oldu. Ayrı ayrı girmiş olduğunda evet. Onun için bir ihramla girmiş olduğu halde bir halkadan çıktı. وَلَمْ يَكُنْ olmadı مَا شُلْ بِي شَيْ كِي وَجَبَ وَاجِبُ oldu. مِنْ ذَلِكَ bu şeyde مِنْ حُكْمِ الْحَلْقِ halkın hükmünden vacip olan şey olmadı. Neyi? مُوْجِبًا مُوْجِبُ olmadı ki اَنَّ حُكْمَ الطَّوَافِ tavafın hükmü لَهُمَ حَجِّ ömre için كَانِ كَذَلِكَ böylecedir. وَاَنَّهُ تَوَافٌ وَاحِدٌ o bir tavaftır. بَلْ هُوَ böyle olmadı. بَلْ هُوَ belki o tavafani iki tavaftır. فَكَذَٰلِكَ yine böylecedir mi? مَا زِكَرْنَا bizim zikrettiğimiz şey mi? حَلْقِ الْقَارِنِ قَارِنْ kıran niyet eden bir kimsenin tıraşından لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ حَلْقًا وَاحِدًا ömresi için ve hacı için bir defa tıraş olur. Bu da böylecedir. لَا يَجِبُ بِهِ bir tıraş olması sebebiyle vacip olmaz ki اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ böylece olur. لِحُكْمِ تَوَافِهِ tavafının hükmü için de لَهُمَا حَجِّ ömresi için tavafın vahiden bir tavaf olur. Bu bunun mucib değildir. Tıraşın bir olması, tavafların bir olmasının mucib değildir. وَلَمَّا كَانَ وَقْتَكُ وَلْدِ قَدْ يُحِلُّ فِي الْإِحْرَامَيْنِ iki ihramda ihlal eder oldu. İhramlardan çıkar oldu. اَلَّذِي وَلَمَّا كَانَ قَدْ يُحِلُّ vaktaki ihramlı bir adam ihramdan çıkar oldu. Hangi ihramda? فِي الْإِحْرَامَيْنِ şu iki ihramdaki اَلَّذ۪ينَ öyle iki ihramlar ki قَدْ دَخَلَ ف۪يهِمَا o iki ihrama girdi دُخُولًا مُتَفَرِّقًا ayrı ayrı girdi. Yani evvela ömre niyetiyle ihrama girdi. Beraber de hedini sevk etti. Efali ömreyi yaptı. İhramdan çıkamadı. Hedi olduğundan dolayı. Sonra Mekke-i Mükerreme'den hacca da niyet etti. İki ihram oldu. Birincisini evvelce
ömre niyetiyle yapmış değil, birisinde sonradan hac niyetiyle yaptı. İki ihrama ayrı ayrı girmiş olduğu halde bu ihramdan çıkar oldu. Ne ile? Bir halkın vahidin bir tıraş ile. Bayram günü bir tıraş olur. Kurbanı kestikten sonra bir tıraş olur. Bu iki ihramdan çıkar. Böyle oldu ya. Kâne oldu fil ihrameyni, iki ihramda da oldu. Ellezîne, öyle iki ihram ki dehale kad dehale fîhime, o iki ihrama girmiş oldu. Duhulen vahiden, bir duhul ile girmiş oldu ki o da kıran, hacı kıran niyet ederken ikisini birden niyet etmiş idi. İşte ondan da böylece bir halk ile çıkar oldu. Ehra, hem daha layık oldu ki en yuhille minhuma, o iki ihramdan çıkar. Kezalik, böylece bir sıraç ile. Madem iki niyetle girmiş olduğu iki ihramdan bir tıraş ile çıkıyor da haccı kıran niyet ederek ikisine bir de niyet ederse bir tıraşla ondan çıkması daha öyle oldu. Fâzâ huven nezar, işte nezar da budur. Fî hâzel bâ, bu babda kıyas da budur. Alâma ol bir şey üzerine ki rûyen aleyhin radıyallâhu anh Hazreti Ali kerremallâh ve şevden rivayet edildi. Ve Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Mesud'dan da rivayet eyledi. Neden nezer? Min vücubi tavafi, tavafın vacip olmasından. Bi külli vahidetin minel umreti vel hacceti. Ömre ve hacden her birerleri için birer tavafın vacip olmasından. Kıyasla budur. Ve alâ mâ dahi bir şey üzerine ki zekerine biz zikreyledik. Minel nazari, nazardan alâ zâlik, bunun üzerine. Şimdi Hazreti Ali ve Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildi ki haccı kıran niyet eden bir kimse bir tavaf bir sa'y eder, ömre için bir tavaf bir sa'y de yapar hac için. Bunun üzerine bir de biz kıyas yaptık ki böyle olması da icap eder. Öyleyse buna kıyasen ve alâ mâ zekerin, işte bu zikrettiğimiz üzerine minen nazari alâ zâlik, buna kıyasen. O da neden? Min vücubil cezai, cezanın vücubundan da kıyas böylecedir. Liküllü vahidetin minhuma, o iki ihramlardan her birerleri için cezanın vücubundan da kıyas budur. Ne vakitte? Fintihâki hürmetihima, o ihramların hürmetlerini intihak etti mi? İhramlara muhalif bir şey yaptı mı? Cezalarda ikişer gelir. Birisi ömre için, birisi de hac için. وَهُوَ قَوْلَ اَبِي حَنِفَةَ, işte bu İmam Ebu Hanife'nin kavludur. Ve Ebi Yusuf'e, İmam-ı Ebi Yusuf'un da kavludur. Ve Muhammed'in, İmam Muhammed'in kavlu de budur. Bu üç imamın kavulleri de budur. رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى, Allah onlara rahmet eylesin. Hulâse, bu üç imama göre haccı kıran niyet eden adam iki tavaf yapacak, iki sa'y yapacak. Ceza da işlerse cezalarda böyle ayrı ayrı her birisi için ikişer ceza tereddüt eder. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.